Nefesiniz kesiliyor, göğsünüz daralıyor, kalbiniz neredeyse yerinden çıkacak gibi çarpıyor. Eyvah, kalp krizi mi geçiriyorum diye yüreğiniz ağzınıza mı geliyor? Sizde sürekli bir ölüm korkusu mu yaşıyorsunuz? Hayatı kabusa çeviren, çağımızın rahatsızlığı panik atak tüm ayrıntılarıyla Doktor İbrahim Bilgen'le Yalnız Değilsin de birazdan. Doktor İbrahim Bilgen'le Yalnız Değilsin de birazdan. Panik atak nedir? Kimlerde görülür? Belirtileri nelerdir? Panik bozukluk ve panik atak aynı şeyler mi? Kriz geçiren bir kişiye nasıl davranılmalı? Bu sıkıntılı süreçten nasıl kurtuluruz? Doktor İbrahim Bilgen canlı yayında derdinize derman oluyor. Basit tekniklerle panik ataktan nasıl kurtulabileceğimizi anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası İlknur Üstündağ sunumuyla Yalnız Değilsin de. Merhabalar, hepinize mutlu ve sağlıklı bir akşam diliyoruz. Bugün programımızda çağımızın en önemli sorunlarından biri olan panik atağı konuşacağız. Yoğun sıkıntı ve korku nöbetleriyle gelen panik atak nedir? Nasıl oluşur? Panik atakta nasıl baş edebiliriz gibi soruların yanıtlarını arayacağız bu gece. Tabii ki psikiyatrist Doktor İbrahim Bilgen'le birlikte. İnşallah sıkmayacağız diye düşünüyorum. Yani İnşallah. Neden sıkmayacağız? Çünkü bu akşam saatinde izleyicilerimizi direkt olarak bir panik atak, panik bozukluk, hastalıklarla çok fazla sıkmak da istemiyorum açıkçası. O yüzden sizlere biz bize yapacağımız bir program olmasını diliyorum. Sizlerin de bizlere katkılarıyla birlikte beraberce her türlü sorularınızla yanıtlayabileceğimiz paniği, panik atağı, panik bozukluğu nasıl tanıyoruz, neler yapmalıyız, neleri yapmamalıyız bunları sizlere bugün konuşmaya çalışacağız inşallah. Evet, bu arada sizlere bir duyurumuz da olacak. Psikolojik sıkıntılarınız varsa, sorunlarınız varsa bize yazmanızı rica ediyoruz. Hikayenizi, içinde bulunduğunuz durumu bize iletin. Mail yoluyla iletin. Bundan böyle her hafta ihtiyacı olan bir izleyicimizin evine konuk olacağız. Ya da kendilerini stüdyomuzda ağırlayacağız. Hocamız değerli tecrübelerini paylaşacak izleyicilerimizle. Hocam ne diyorsunuz bu konuda? Bu bizim yıllar önce, bundan belki 3-4 yıl kadar önce izleyicilerimiz iyi hatırlar. Herkesin sabahleyin kalkıp böyle tıpla ilgili bir program vardı bir kanalda. Orada ben de çok emek verdim. Çok da güzel bir programdı. Oradaki en büyük önem verdiğimiz şey bizim manevi olarak insanlara gidip onlara yardım etmek, bir şeyler yapabilmekti. Hep ondan sonra öyle bir programı arzu ettik. İnşallah biz bu programımızda da bunları yapmaya çalışacağız. Hem TGRT ailesine gerçekten sonsuz teşekkürlerimi buradan bir kez daha bir borç bilir ve sunmak isterim. Ayrıca biz de size teşekkür böyle ederiz bir fırsat hocam. Verdiği gerçekten için bizlere. Çünkü olduğunuz için. İnsanlara, halkımıza bir şeyleri paylaşmak, onları anlatabilmek çok güzel. Çok fazla yardıma ihtiyacı olan insan var. Böyle biz bir megalomanik bir şekilde gidip insanlara yardım ediyoruz gibi bir şeyimiz yok. Nacizane. Bize inşallah başvurular, gönül ister herkese gidebilirim. Yardımcı olabilirim. Elimizden geldiği kadar onlara gidip onların sorunlarını dinlemek, onları kendi evlerinde ziyaret edebilmek, kapılarını çalıp içeriye girip onlardan bir çay içebilmek, onlarla beraber belki bir sorunlarını evlerinde görüp onları konuşabilmek ve sonrasında da eğer isterlerse tedaviye veya yardıma ne gerekiyorsa onlara yardımcı olabilmek esas amacımız olacak. Böyle bir şey düşündük. İnşallah uygulayabiliriz ama bize herhalde maillerle mi? Nasıl evet, mail yoluyla ulaşacaklar. Birazdan iletişim bilgilerimizi vereceğiz ama ben bu arada sizin kitabınızı da tanıtmak istiyorum. Gerçekten hocamın çok uzun bir süredir bu kitapla ilgili çalıştığını biliyoruz. Çok emek verdiğini biliyoruz. Gerçekten özenle hazırlanmış uzun yıllar yapılan bir çalışmanın yani esas, sonucu değil evet, mi? Evet. Yani esasında okuması çok fazla uzun değil. 4 saat, 5 saatte bile okunabilecek bir kitap ama aslında bir başucu kitabı, bir rehber evet, kitap gibi değil mi? Yıl, 3-4 yıl kademe kademe yazmaya çalıştım. Yani bu kitapta esas amacım insanlar bir rahatsızlığın ne olduğunu bilmeleri. Karşılıklı konuşuyor gibi onlarla, sohbet ediyor gibi. Son yıllarda biblioterapi denilen, yani kitapla birlikte terapinin yanlış anlaşıldığı düşüncesini hiçbir zaman bir kitap bir terapinin yerini alamaz. Ama kitap içerisinde okuyarak neyi doğru, neyi yanlış yapabileceklerini insanlarımız bilirse, neleri yapmayabileceklerini iyi bir şekilde bilirlerse, neleri yaparlarsa ve denerlerse ve ne şekilde yaparlarsa doğru bir şekilde başarıya ulaşabilirler, bu hastalığın tuzaklarına nasıl düşmeyebilirler,
Düşmeyip ne yaparlarsa daha iyi olabilir. Karşılıklı oturuyor gibi, onlarla sohbet ediyor gibi, örneklerle anlatarak, onların kafasına en iyi şekilde sokabilecek metaforik canlandırmalar, yani metafor gözlerinde canlandırabileceği örneklerle anlatmaya çalıştığım bir kitap oldu. İnşallah yakın zamanda da videolarımızla da girip bu kitaptaki anlattıklarım oradaki videolarla da karşılıklı konuşuyor gibi video çekimleri yaptık. Bunları da onlara anlatarak bir doktora gitmeden önce en doğru şekilde gidip hiçbir doktora gitmeden acaba ben neyi yaparsam şunu aşabilir mi? O insanlara gösterebilmek için bir emek sarf ettik. Hem kitapta hem orada. Aslında biraz da hani psikiyatriste gitme imkanı olmayanlar için de yapıldı değil mi? İnanın tek amacım o. Yani değil mi? Her bu programda da amacımız o. Aha. Kitapta da amacımız o. Videolarda da amacımız o. Ben hep şey derim. Bugün nerede? Türkiye'nin en ücra köşesinde, Muş'un en köşesinde, Şırnak'ın en köşesinde, Tekirdağ'ın köşesinde, Antalya'nın bir köyünde kim varsa. Bu Türkiye'mizin en güzel yerinde ama insanlar doktora gidemeyerek bir yerden bir internet bağlantısıyla veya bir kitabı okuyarak bir şeyi aşabiliyorsa bir kuruş bile vermeden. Bu da mümkün. Aşabiliyorsa sadece kitabın maalesef bir ücreti yani yapılan firmalar sonuçta açısından bir yayın, öyle bir şey oluyor. Değil mi? Gönül ister ki hiç ama o videolarda hiçbir şekilde hiçbir şey olmayacak. Sadece herkes istediği gibi izleyebilecek. Hiçbir reklam yok, hiçbir şey yok. Sadece kendileri için yapılmış. Sadece onları izleyip ve bunları okuyarak acaba doktora gitmeden önce kendi çabamla bir şeyler yapar da bu işi aşabilir miyim için yapılmış bir şey bu programda. Bu işin devamı. Evet, toplumumuza fayda sağlayacak bir şey ama bu arada... Çok fazla konuştuk. Bunları çok fazla, evet, çok fazla konuştuk ama son kez hocam bu izleyicilerimiz için biz bu kitabı hediye edecek hocamız değil mi? Kitabı hediye etmek iş gönül ister herkese hediye edeyim ama inanın diyorum sana size ben bile kitabı daha benim elime bugün ulaştı. 8 tane onları da bir yere hediye edeceğim diye içerisinden bir tanesini aldım getirdim. İnşallah bir izleyicimize onu ulaştıracağız. Evet, onu ulaştıracağız. Şimdi hem hocamızın kitabına ulaşmak isteyen, elde etmek isteyen izleyicilerimiz için hem de bize sorunlarını yazmak isteyen izleyicilerimiz için ve ayrıca telefonlarla programımıza katılmak isteyen izleyicilerimiz için ben iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. 0212 454 55 17 0212 454 55 18 numaralı telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp numaramız 0541 269 71 92. Arkadaşlarımız şeyleri de hazırladılar. Facebook adresimiz Doktor İbrahim Bilgen'le Yalnız Değilsin. Twitter adresimiz Doktor İbrahim Bilgen'le Yalnız Değilsin. Ve programımıza Yalnız Değilsin hashtag ile de katılabilirsiniz. E-mail adresimizi de arkadaşlarımızdan rica edelim. Onu da yazsınlar. Birazdan onu da verelim sizlere. Ben hemen yalnız değilsin. Evet, arkadaşlarım ilettiler. Yalnız değilsin. tgrthaber.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, sorunlarınızı anlatmanızı bekliyoruz. Evet, çok uzun bir giriş yaptık hocam. Değil mi? Girelim konuya. Vallahi yeter artık. Yani değil mi? Yeter artık. Yani yeter kendinizi anlattığınız konuya geçin. Haklılar. Ne yapalım? Bizim şimdi yavaş yavaş daha profesyonel olacağız inşallah. Evet, yavaş yavaş hocam. Profesyonel denilen bir şey de yok. Sadece biz bizeyiz, evlerindeyiz. İnşallah konuk eden tüm izleyicilerimize bilgilerimizi paylaşabileceğimiz bir program olmasını diliyorum. Bir de samimi bir havada geçsin vallahi, diyoruz yani, değil gerçekten, mi hocam? Gerçekten yani böyle bir... hani çok böyle kasıntı böyle Allah şey şunu yaptık bunu mu yaptık değil işte o sırada ne kadar çok böyle Facebook, Twitter falan kafalar karışıyor. İnşallah bize ulaşabilirsiniz. Altta devamlı yazıyor. Evet, İnşallah ona bakarak da insan bize soru sorarlarsa çok memnun oluruz. Buyurun efendim. Evet hocam, başlayalım mı? Başlayalım. Önce isterseniz panik atak nedir? Onunla bir başlayalım, ne dersiniz? Çok uzun uzun anlatmak istemiyorum. Hı-hı. Panik bir duygu. Mutluluk nasıl bir duyguysa, sinir ve öfke nasıl bir duyguysa, kıskançlık da bir duygu. Daha evvel de bunu söyledik. Kıskançlık da esasında öfkeli bir endişe halidir. Hepsi bir duygu. Her duygu yaşanır, bir yukarıya çıkar, zirve noktasına varır ve aşağı geri düşer. Hiçbir duygu sonsuza kadar yaşanmaz. Kanıtı ne? Çok sinirli olduğunuz bir anı düşünün. Çok mutlu olduğunuz bir anı düşünün. Çok kaygılı olduğunuz bir anı düşünün. Şimdi bu televizyonu seyrederken acaba o kadar kaygılı, öfkeli ya da mutlu ya da mutsuz musunuz? Her duygu belli bir seviyeye kadar çıkar ve aşağı düşer. Problem ne? Problem bizim kaygı bozukluğu yaşayan kişiler kaygıdan kaygı duyarlar. Yani kaygılanmaktan kaygı duyarlar. Esasında korktuğumuz kendimizin bir parçası. Yani duygumuzdan korkuyoruz.
Dolayısıyla bu duygu artmaya başladığında hemen onu durdurmak için önlemler almaya başlıyor. İşte panik atan en önemli tuzaklarından birisi budur. Veya kaygı bozukluklarının. Ne zaman ki bu önlemleri alırsınız, o zaman bitersiniz. Biraz sonra bunu güzel bir metaforla da anlatmaya çalışacağız. Evet, isterseniz önce o görüntülerimizi izleyelim. Evet, şeyle ilgili değil mi? Filmden ufak bir kesit yapıp en azından görsel olarak da izleyicilerimiz nedir bu panik atak? Ne yaşıyor insanlar? Bakın her türlü insan yaşayabiliyor. Film çok güzel, herkesin hatırlayacağı filmdir. Bir mafya babası gibi yaşayabiliyor. Evet, önce izleyelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Paul, sen iyi misin? Evet, evet, sadece. Ne? Kendimi kötü hissediyorum. Bunlar başımı çok fazla ağrıtıyor. Şu migrenlerden biri mi başladı acaba? Ben... Paul, ne oluyor? Jimmy! Hadi biraz geçelim. Ne oluyor? Sen arabayı... Ne oldu? Haberlerim iyi Bay Evans. Kalbiniz çok sağlıklı. Sağlıklı mı? Ne demek sağlıklı? Son 3 haftada 8 kere kalp krizi geçirmiş gibi. Bulgularım ışığında bunun endişe yüzünden olduğunu söyleyebilirim. Ne? Endişe, panik atak. Merak etmeyin, size vereceğim. Panik mi? Ne demek bu şimdi? Ha? Evet, bu hep görülen bir şeydir. Hey, bana bak. Ben paniğe kapılacak birine benziyor muyum? Paniğe kapılacak birine benziyor muyum? Bu utanılacak bir şey değil ki Bay Evans. Okuladım, sen iyi olur gerizekalı. Çünkü ben kalp krizi geçirdim. Hayır, EKG'ye göre böyle değil. Jüri dinle. Bir dost olarak bir şey yapmanı istiyorum. Tabii, ne olursa. Bana bir doktor bulmanı istiyorum. Zaten doktor. Hayır, öyle bir doktor değil. Bir kafa doktoru. Evet hocam, çok keyifli bir filmdi. Sayenizde yeniden hatırladık. Ya bizim panik atak ve panik bozukluğu olan insanlara şunu söylemek istiyorum. Kitapta da bunu belirttim. Panik atağa gelen olan insanlar genelde insanlara mahkum bir şekilde yaşarlar. Ben o kitapta yine belirttiğim gibi açık hava cezaevinde yaşıyor gibi. Bir hastamın bana çok güzel bir tarifiydi. Herkese muhtaç bir hayat yaşamaya başlarsınız. Ve psikiyatri öyle bir şey ki gördüğünüz gibi işte kafa doktorundan tutun bizle ilgili o dört harfi hiç adını bile anmak istemediğim doktoru diye bahsederler. Ama artık herkesin gittiği, herkesin çok da fazla rahatlıkla da söyleyebildiği ki öyle olması gereken de bir tıp dalı diye düşünüyorum. Evet, ama böyle de bir gerçek var değil mi? Böyle bir gerçek var. Bizi Allah böyle yaratmış. Ne yapalım? Bizi böyle nasip etmiş. Bu da olabilir. Genel cerrahlara hep derim ne güzel teşekkür ederler. Hele kadın doğumcuları elleri öpülesidir. Çocuk doğurular her zaman gazetelerde ilan edilir. Ama değil bir psikiyatrisi depresyonlar kurtardım diye kimse ilan vermez. Evet, şimdi burada da olduğu gibi bahsettiği sonuçta bir korku anı ve bir kaygı anı. Ve o kaygıdan korkmaya başlıyorsunuz. Gitgide artmaya başlıyor. Çarpıntı, titreme, terleme, nefes darlığı, baş dönmesi gibi çok sayıda bulgu ortaya çıkıyor. Esasında bunların hepsinin olmasının sebebi bir taraftan çok fazla bir şeye odaklandığınızda bir şu var. Korku anında herkes bir şeye odaklanır. Niye odaklanır? Odaklanmasının tek bir sebebi normalde o odaklanma neticesinde bir saldırı ortaya çıkacak olursa direkt kaçabilirim. Hı hı. Çünkü bizler kaçan insanların torunlarıyız. Evrensel açıdan dinozorlardan kaçan atalarımız sayesinde biz bugün burada bu konuşmayı yapıyoruz. Çünkü kaçmayanlar, dinozorlardan kaçmayanlar öldüler. Biz kaçmak evrensel bir olaydır. Ve dolayısıyla son bir atakta, geyikte, farklı bir şeyde, aslandan kaçarken biz bir korku anında hemen kaçırız. Genelde ben size sorarım. Yani burada bir tane aslan olsa 2,5 tonluk, 2 tonluk ne bileyim atıyor 1,5 tonluk. Bir aslan olsa, bir tarafta bir karınca olsa, siz de burada otursanız, kapıyı da dışarıdan kilitlesek, siz nereye odaklanırsınız? Hocam aslan tabii odaklanırsın. Aslan, değil mi hocam? Peki niye aslan odaklanırsın? Çünkü aslandan tehlike gelecek. Karıncadan tehlike gelmeyecek. Bir panik atak hastası olarak sormak isterim. Eğer izleyicilerimiz içerisinde, sizler içerisinde de kalkıp da bu programı seyredip de panik atak hastası olan birisi varsa. Panik atak anı olacak mı olmayacak mı diye genelde dışarıda gezerken, bir AVM'de gezerken nereye odaklanıyorsunuz? Mağazalara mı yoksa içinize mi? Kalbinize mi? Boğazınıza mı? Başınızın dönmesine mi? Elinizdeki uyuşmaya mı, sırtınızdaki başka bir yere mi, yoksa bir öksürüğe mi? Veya buradaki bir gland dolanmış gibi hocam hissi geliyor sanki gibi olaydır. Niye?
Çünkü kişiler normal bir şekilde evinde otururken, hiçbir şey yokken bir anda bu olur ve beyine kazınır. Ondan sonra siz ne kadar o ortamlardan kaçmaya başlarsanız da panik atak atarsınız. Hocam peki niye oluyor o? Şu, bir panik bozukluğun en büyük sebeplerinden bir tanesinin genetik olduğundan bahsediliyor zaten. Hı. Ama illa bunun bir genetik diye bahsedilmesi de doğru değil. Çünkü tüm kaygılar öğrenilir. Yani bugün annesi babası çok kaygılı olamayan insanların çocuklarında kaygı genelde görülüyor. Ama en fazla genetiksel geçişin olduğu kaygı bozukluğu daha çok sosyal fobidir. Daha da olanı kan korkusu dediğimiz enjeksiyon, iğne korkusudur. Gerçekten genetiktir. Annesine babasına bakın. Genelde evet. Ama bir bulgu, diyelim kansızlığınız var. Diyelim kansızlığınız neticesinde bir çarpıntınız oldu veya gerginsiniz, çarpıntınız oldu. O sırada insan tehlikeli olduğu an içerisinde, demin söylediğim örnek yarım kaldı. O tehlikeli olan odağa, aslana nasıl odaklanıyorsunuz? Panik atak aslında kendi vücuduna odaklar ve tarar. Bir scanner'dan geçinir gibi. Body scanner, yani o alet vardır ya, tarama aleti. Yani vücut taramasından geçirir. Böyle bir MR gibi zıt böyle tarar. Ne? Bu, burada bir şey var, o ne, çarpıntı, çarpıntı bitti, kalp krizi gibi bir alarm geldiği an direkt olarak kaçarsınız. Sonra bu an bir daha olmasın diye önlemler aldığınız andan itibaren de artık hastalık beyninizde büyümeye başlar. Bizim o odaklanma anında en önemli olan, bu benim düşüncem, bir kişi bir tehlike anına odaklandığında nefesini tutar. Şimdi bir deneyelim. Evet. Evinizde televizyonun arkasından gelen bir elektrik priz sesi var. Buna odaklanmanızı rica edeceğim. Lütfen ben de susuyorum. Lütfen siz de odaklanın. Bu sırada hepimiz nefesimizi tutarız. Evet, gerçekten. Niye? Değil mi? Ben... Niye? Çünkü bu bir refleks. Latince kullanacağım. Kullanmayın diyorsunuz. Ama hadi vazgeçin. Bazen de gerekiyor, kullanmayın. Değil mi? Boşver. Ama ne anlamı var? Boşver. İşte bir cevher, bir beyinde bir yer. İsmi önemli değil. Bu merkez, gerçekten olan bir merkez. Bunu bahsetmek istiyorum. Bu merkez sizin tehlike anında odaklanmanızı sağlar. Genelde hep şeyi söylerim. Milli maçları çok iyi biliriz. Milli maçları seyrederken genelde dakika 89, 89. dakikada karşı takım atak halinde, biz 1-0 öndeyiz. Eğer maç 1-1 olursa kupayı kaybedeceğiz. Son dakikada yenilmiş bir golle tüm hayatınızdaki o kupayı, her şeyi kaybedeceğiz diyelim. Ve o sırada maçı izliyorsunuz. Kendi kalenize 10 kişi böyle saldırır şekilde, rakip takım böyle oynuyor topla. Ve ceza alanına kadar yaklaştı. Birisi aldı, bir topu vurdu. Top gerçekten havadan süzülerek çok sert bir şekilde ve tehlikeli tam 90'a doğru gidiyor. O sırada herkes nefesini tutar. Kaleci dahi şöyle bir bakar ve ondan sonra top direği, spiker tabiriyle söylüyorum, direği yalayarak çıktı sayın seyirciler. Derin bir oh çekebiliriz. Niye? Çünkü korkağında nefesimizi hepimiz tutarız. Değil mi? Gerçekten aynen öyle. Hocam anlatırken bu tuttum yani. Hayatın içerisinden bu çünkü. Dolayısıyla panik atak hastası da sürekli tuttuğu için, nefesini kendini tarayarak, tehlike vücuttan geldiği için, özellikle tehlikeli ortamlara girmeden ya da gireceği zaman sürekli kendini tarar. O kaygı nedeniyle nefes alamaz. Hep kendisini dinler. Dinlerken karbondioksit düşer ve düştükten sonra vücutta gerçekten baş dönmeleri. Özellikle şu iki karotis arter, buraya giden damarlar büzüşmesinden beyne giden kan akımındaki azalma, baş dönmesi, çok latinceye girmeyeyim. Yani oradaki kollar her yerde. Bir şeyler tabii oluyor. Tabii ki tabii, bu nefesi tutmaya bağlı hipokalemik alkaloz deriz. Yani karbondioksitin azalmasına bağlı olarak vücutta bazı bulgular ortaya çıkar. Ben panik atak hastalığının son seansında genelde bu, özellikle baş dönmesiyle ilgili bir şey varsa yani bizler... Yani bütün mesele bundan mı ibaret hocam? Yani bir o anki korku o neticesinde şey. Tabii bir korku neticesinde siz her belirtiyi, her duyguyu, her düşünceyi yanlış bir alarm sistemine geçiyorsunuz. Yani ben genelde onu da bahsettim. İşte evinizin bir arabanız var. Hı hı. Arabanıza işte alarm taktırdınız. Efendim tüm mal varlığınızı satıp her yerine de altın döşettiniz. Her şeyi arabaya koydunuz. Eve geldiniz. Eşiniz dedi ki ne yaptın sen, çok büyük bir çete var. Arabayı parçalıyor. Ruhun bile duymuyor. Hiç hanım şey yapma, sıkıntı duyma, çok mükemmel bir alarm yerleştirdim. Hı-hı. Rahat rahat uyuyabilirsin. Gece yattınız, saat 1 ciyak ciyak alarm ötüyor. Ne yaparsın diye sorarım hastaya. Hasta der ki hocam ne yapayım işte, kalkarım aşağı iner bakarım. Baktın ne bir cam kırıntısı, hiçbir şey yok. Hiç bir insan da ortada yok. Ne yaparsın? Hocam geri kaparım, geri açarım, geri yatarım. Bir saat sonra bir daha çaldım, ne yaparsın? Bir daha inerim. Bir saat sonra bir daha inerim.
Sonunda hiç boş ver ya, bu yanlış belirlendi der misin? Demem hocam. Niye? Çünkü mal gider. Tüm mal varlığımız yok olur hocam. İnerim. Tamam, indin. Güzel. Sabah oldu. Bana bir cevap ver lütfen. Arabanı nereye götürürsün? Kaportacıya mı? Alarmcıya mı? Yoksa motorunu tamir ettirmeye mi? Arabayı da çok anlamam ama öyle bir şey yok. Ondan sonra nereye götürürsün? Alarmcı elektrik sistemine baktırırım hocam. Güzel. İşte alarmcı da biz oluyoruz. Biz psikiyatristler alarmcıyız. Senin kaporta sağlam, kalp sağlam, hepsi sağlam ki bu kadar doktor gezdin geldin. Ama beynindeki alarm bozuk. Biz ne yapıyoruz? Bir yeşil reçeteli ilaç vererek veya farklı grup ilaçlar vererek belirtiyi yok etmeye çalışıyoruz. Panik bozuklukta ne olur ama ne olur? Belirtiyi yok etmek değildir tedavi. O hangi belirti ise o belirtinin beyninizdeki yorumunu değiştirmektir terapide yapmamız gereken en önemli şey. Hocam, çok çarpıntıyı önemli bir şey. Kalp krizi olarak. Baş dönmesini ölüyorum son nefese. Terlemeyi bir hastam vardı. Hocam terlemeyi ecel terlemesi dediler ya, her terlemede ölüyorum diye alarma geçiyor beyin diyelim. O alarma geçiren yorumu değiştirmek lazım. Yorum değişmeden kullandığımız tüm ilaçlarla belirtileri yok ediyor olmak yarın bir gün ilacı kestiğinizde tekrar o hastalığın başlamasını sağlar. Peki bunu o şekilde başarmak mümkün mü ilaç kullanmadan hocam? Özellikle çocuklarda. Niye çocuk? Büyüklerde deyip hemen paniğe kapılmayın. Büyüklerde de yapılıyor. Ama çocuklarda ve ergenler, çocuklarda özellikle kaygı bozukluklarında öncelikle hafif ve orta düzeylerde hemen ilaç tedavisini doğru bulmuyoruz. Kesin kez öncelikle bir bilişsel davranışçı terapi. Artık bilişsel davranışçı terapinin daha ileri versiyonu, üçüncü kuşak terapilerinde buna eklenmesiyle bu terapi yeteneğimiz, donelerimiz çoğaldıkça da tedavi etme imkanımız daha çok artıyor. Evet. Hocam arkadaşlarımız... Ben çok konuşuyorum. Lütfen böyle. Vallahi tamam, ben böyle peki. Aldım başımı giderim. Böyle tek başına ders ama çok önemli şeyler isterim. Anlattınız hocam. Gerçekten çok değerli bilgiler. Ben ne anlattığımı da çok fazla bilmem. Vallahi diyorum. Böyle dalarım giderim anlatırım. O yüzden keseceğimiz zaman lütfen bana işaret edin, bir keselim. Hocam isterseniz önce arkadaşlarımızın hazırladığı sokak röportajlarını izleyelim. Bakalım izleyicilerimizin ne gibi kaygıları, gerçekten korkuları varmış. Yani aklına ne gelirse kaygılandırıyor. Yani ilerisi için kaygılanıyoruz, çoluk çocuğumuz için. Başarısızlık, kavga, stres. İçinde yaşadığımız ortam. Sınavlarda. Aynen. Güvenlik. Ticaret. Zaman. Bir yakınım, yakınım hakkında kötü bir şey duyduğum zaman, üzücü bir şey duyduğum zaman o zaman kaygılanmış oluyorum. Trafik çok kaygılandırıyor. Gelecek korkusu var. Ne kaygılandırır? Hastalık kaygılandırır. Evet, izleyicilerimizin korkularını ve kaygılarını öğrendik. Hocam ne diyorsunuz? Kaygı nedir? Endişe. Nedir? Yani siz bana... Kendi içimizde oluşturduğumuz bir şeyler mi hocam? Düşünce kaygı mi? Duygu mu? Düşünce mi? Davranış mı? İkisi de belki. Duygu ve düşünce. Duygu ama düşünce de duyguya sebep olur. Ya da birbirini etkiler mi? Tabii ki etkiler. Yani şöyle söyleyeyim size. Yorumlayışınızla alakalı. Size yolda gidiyorsunuz. Japonca birisi geldi ve hiç ağza alınmayacak şekilde size esasında Japonca, affedersiniz, küfretti. Ve siz hiç Japonca bilmiyorsunuz ama gülerek bunu yaptı. Belki o insana gülerek selam verip devam edersiniz. Niye? Hiçbir duygu olmaz. Ama size Türkçe aynısını söyleyecek olsa... O zaman değil mi? Ben. O zaman bizim duygularımızın ortaya çıkmasını sağlayan düşüncelerimizdir. Yorumlayışlarımızdır. Eğer bir yorumlayışım yanlışsa o zaman yanlış bir alarm ortaya çıkar. Yani ben bir gölgeyi yılan zannediyor isem o zaman yılan görmüş gibi beynim reaksiyon verir. Panik bozuklukta aynı şekilde vücutsal herhangi bir belirtiyi, çarpıntıyı, baş dönmesini her şey normalken esasında yanlış bir şekilde yorumlaması neticesinde ortaya çıkması. Hemen sizin yerinize bir cevap vereyim. Aklınıza gelen soru. Hocam ben bunların hepsini uyduruyor muyum? Gerçekten ben kalbim ağrıyor, gerçekten başım dönüyor. Baş dönmesi, karbondioksitin azalmasıyla ilgili ve kesik kesik bazen nefes almalar. Burama bir şey oturdu hocam. Sanki çok affedersin bir hayvan ismi söylerler. Söyleyemiyorum şu an retik açısından da hoş değil. Doğru da bulmuyorum. Oturuyor buraya sanki. Veya
Hocam işte boğuluyorum, inanın nefes alamıyorum. Panik atak hastası ne yapıyor biliyor musunuz? Şu oluyor bakın. Nefes alma sırasında dahi böyle kesik kesik alıyor. Bir alsanıza, göstereyim size bakın. Yavaş 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 şöyle şöyle alın. Kesik kesik nefes alın. Yavaş yavaş son üste kadar çıkıp şu kadar kalana kadar çekin. Şöyle bakın. Biraz daha alamıyorum daha fazla. Panik atak hastası buraya kadar aldığını unutuyor. Tam en üst nokta var ya. Şura. Nefes alacak. Alamıyor. Gerçekten alamıyor. Çünkü bunun üstü yok ki. Buraya kadar hava dolu. Bunun üstüne zaten daha fazla gelmiyor. Ama o aldığını görmüyor ya. Unutuyor o panik anında. Dolayısıyla buraya alamadığını görünce panik yaşıyor. Ben diyorum ki öyle bir anda boşalt nefesi. Son an. Bak alıyorsun. Evet. Ama o anda bile onu panik anında insanlar unutuyor ve sonra ne oluyor? Onu yorumlayış boğulma olarak ortaya çıkıyor kişide. Evet. Ben hocam nefes alamıyorum. Bu sefer ne oluyor? Sürekli beyni burada gezmeye başlıyor. Boğazında nefes alacağım mı almayacağım? Hocam bu arada bir izleyicimiz var telefon attığımızda. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Hiç önemli değil ki isim. Evet hiç önemli değil. Sanki. Çanakkale'den bizi arıyor. Merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim böyle bir program yaptığınız için. Valla bugün biz teşekkür ederiz. Eğer bizi bu kadar dizi, bu kadar olayların içerisinde bizi hocam? Bu cuma akşamında, bu saatte... inşallah sizi sıkmıyorsak ve bizi izliyorsanız izleyen herkese teşekkür eder. İzlemeyenlere de inşallah yarın bugün konumuz olmasını talep ederiz, isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim böyle bir program için. Ben hocam. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben 7 yıldır panik atak hastasıyım. Hı-hı. Yaygın anksiyete tanısı konuldu. Kullandığım ilaçlar çok ağır miligramları ve 7 senedir ben hiç iyileşemedim. Hı-hı. Hala yolculuk yapamıyorum. Yani baş dönmesi, çıldıracakmış gibi hissediyorum kendimi. Sürekli oğluma bir şey olacak, bana bir şey olacak. Kalp krizi geçireceğim, beyin kanaması olacağım. Kaza yapacağım. Sürekli beynimde bu düşünceler var. Ve bu yüzden yani hiç sokağa bile çıkamıyorum. 7 yıldır bu haldeyim yani. Hiç, yani yaşamak değil. Çok haklısınız. Ama bu saymış olduklarınızın hepsi gelecekle ilgili şeyler, doğru mu? Evet. Hiçbirisi yani şu an ölüyorumla ilgili bir şeyiniz var mı? Hayır, yok. O zaman bunun ama ismi... Ama ya olursa? Panik atak olabilir ama panik bozukluk belki soru işareti. Ama bu kadar kısa sürede hemen böyle ahkam kesmek söylemek doğru değil. En iyisini doktorunuz bilir tabii gören. Ama ben de yaygın kaygı bozukluğu olabilme ihtimali var diyorum. Ama tanının ne önemi var? Yani illa birine şöyle bir etiket mi yapıştıracağız? Bu önemli değil. Benim anlamak istediğim şu. Bu sizin hayatınızı neden engelliyor? Yani bugün bu rahatsızlık sizin hayatınızdan şimdi kalkacak olsa, bir sihirli değnek size dokunacak olsa, şu an hayatınızda nelere sahip olurdunuz? İnanın dünyalar benim olur. Yani ben de normal bir insan olurum. Normal bir insan ne demek sizce? Yani günlük hayatta bir sokağa çıkabilmek, bir alışveriş yapabilmek, bir seyahate çıkabilmek. Hı-hı. Ya bir markette sıra bekleyebilmek. Peki şunu çok özür dilerim. Lütfen yanlış anlamayın. Sizi küçümsediğimi, sizi bunları neden yapamadığınızı çok çok iyi biliyorum. Ama izleyicilerimiz de yararı olsun. Hem de eğer sizi zorlamıyorum değil mi? Mahsur var mı size bu soruda? Yok yok yok, kesinlikle. Teşekkür ederim. İzleyicilerimizin de daha iyi anlayabilmesi için söylüyorum. Peki bir sıra bekleyememek, bir alışveriş merkezinde sıraya girememek ve bekleyememek sizin için neden zor? Neden zor? Sıranın bana geldiğini hissettikçe yani bir heyecan, çarpıntı, tansiyon yükselmesi. Ya sanki o veznere gittiğimde bir şey olacak. Hı-hı. Bayılacağım. Hı-hı. Öleceğim. Yani sürekli bu şekilde endişeler içindeyim. Peki, ve sıranın geldiği halde terk edip gidiyorum orasına. Sıranın arkasında bunun olmayıp da sıranın size gelmesiyle olan bağlantısı ne? Yani, beklerken de zaten heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Fakat yaklaştıkça daha çok geriliyorum. Hı. Ve sıram yandığı anda orasını terk ediyorum. Orayı terk ediyorsunuz. Sıra evet. Size gelip de kişiyle, kasiyerle konuşma sırasında mı en çok kaygınız oluyor? Aynen. Yoksa aynen. En arkada mı? Arkadan itibaren başlıyor. Öne sıra doğru geldikçe yaklaştıkça daha fazlalaşıyor. Neden burada daha fazla? Kasiyerin orada. Kasiyerin sizin için olan tehlikesi ne? Yani... Oraya gelince neden sizde daha fazla?
yaklaştı. Sanki tekrar bir şey olacak yani. Yani köpek korkusu olan bir insan köpekten uzak olduğunda rahattır. Her adım atıp köpeğe yaklaştıkça korku artar. Doğru mu? Evet, aynen. Köpekten korktuğum için şey söylüyorum. Saldırmış da küçükken ciddi. Ama şimdi açtık şükür. Birazcık. Ya kaldı. İnanın o şimdi kadar zor bir durum ki doktor çok bey. Çok iyi biliyorum. Ama sizin için yani köpek neyse çok iyi anlıyorum sizi. O an korku olarak neyse kasiyere gelmek de o. Yani kasiyerin evet. Oraya gelmek de o. Şimdi evet. Köpek beni ısıracak diye korkuyorum. Kasiyer size ne yapabilir ya da kasiyerin oraya geldiğinizde ne olacak diye düşünüyorsunuz? Ben onu ben anlamak istiyorum. Ben düşüp bayılacağım yani. Kasiyerin orada mı bayılacaksınız? Evet. Neden kasiyerin orada bayılma ihtimaliniz daha yüksek sizce? Ya böyle bir düşünce geliyor aklıma. Yani neden olduğunu ben de bilmiyorum. Bu bir düşünce. Ama bu düşüncenin doğru ya da yanlış olabildiğini şimdiye kadar hiç deneyimlediniz mi? Kasiyerin oraya kadar geldiniz mi? Hiç gelemedim. Hiç bayıldınız mı? Sıram yandığı an orayı terk ettim. O zaman siz hiçbir zaman ve hiçbir şekilde olmamış olan bir şey için korkuyor ve hayatınızda önlemler alıyorsunuz. Doğru mu anladım? Evet, çok doğru. Bu yüzden eşimle sürekli kavga ediyoruz. Üzerine git diyor bana. Ben de sen yaşamadığın için Allah'ın bilemezsin. Sen, bu çok haklısın. Yani bir şeyin eşinize çok saygılarımı iletin. Ama her eş için bu cümleyi söylüyorum. Üzerine git demek de üzerine gidilmiyor. Siz kalkıp da bir canavarın üzerine git demek, korktunuz mu insanın üzerine git demek, hiçbir silahınız olmadan bir şeyin üzerine git demek dışarıdan söylemesi çok kolay. Ama o insanın üzerine gönderirken bir, ben o insanın üzerine gittikten sonrasında ve o engeli aştıktan sonrasında ben onu aşmış olmakla ne kazanacağım? Bir, bir kere hayatın boyunca her gün açık hava cezaevinde yaşıyorsun. Ama sen bunu geçtiğin zaman tekrar özgürlüğüne kavuşacaksın. Harika, güzel. Bunu iyi anladım. Peki ya adama gittiğim zaman beni öldürürse burada kalın en azından yaşıyorum. O zaman ne? O zaman bak gel sana şunları 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 yapalım. Bu adam zaten boş, bu kadar tehlikeli değil. Bak şu tarafı zayıf, bunları gördün mü falan. Bunlar olduktan sonra şunu yaparsan bu adamın bu tarafı zayıf, bunu böyle yaparsan bunu aşabilirsin. Gel sana bunu egzersizlerini önce öğreteyim. Gel bir egzersiz yapalım, antrenman yapalım. Sonra maça çıkalım. Ama bir gün bile bunu yenecek olursan artık senin için hayat tamamen özgürlük senin olacak deyip de o insanı oraya gönderip bazı meziyetleri o kişiye kazandırmadan beyninde bazı şeyleri düzeltip davranışlara döküp deneyleri ev içinde hatta terapist eşliğinde dışarıda yaparak bunları o kişiye kazandırıp güvenini artırmadan üzerine gideceksin demek uzaktan çok kolay. Yani o yüzden önemli size hocam, bunları demek etrafındaki hiç kimsenin inanmaması. Ne olmuş biliyor musunuz? Senin bakın size de anlatayım. Yine kitapta da söyledim. Sizi de beraberce şey yapalım. Eşlere panik atak hastanın eşlerine sormuş. Demişler ki kardeşim sen eşine ya doktor bey yıldım. Hayatım boyunca bir yere gideceğiz beni arıyor. Evde beni çağırıyor. Bir şey olacak koluma yapışıyor. Hayatım kalmadı. Arkadaşlarım dışarı çıkamam. İşten eve gelirim. Evde yalnız kalamaz. Evlilik böyle bir şey. Peki sormuşlar zaman içerisinde. Eşiniz tedavi olursa ne olur? Hocam yani dünyalar benim olur. Eşlerini tedavi etmişler. Bilişsel davranışçı terapi uygulamışlar. Çeşitli şeylerle tedavi etmişler. Ve eşler bakmışlar ki artık eskisi kadar kocalarını aramıyor. Kocalarını aramayınca eşleri sebepsiz yere alınmaya başlamış. Ne oluyor diye. Ne demek? Bana niye ihtiyaç duyuyor? Süreç içerisinde biraz arkadaşlarıyla gezip özgürlüklerini aldıkça eşini o eskisi kadar aramamayı, eşi eskiye alıştığı için kendisini değersiz ve kendisini daha boş ve daha aşağıda hissetmeye başladı. Ne kadar ilginç ve bir durum. Ve en fazla panik bozukluk hastalığı eşleri de bu yüzden ayrılmayı düşünmüştü. Bana eşim değer vermiyor diye. Eskiden koluma yapışıyor, özgürlüğünü alsın da Allah'tan ne isteyeyim ben diyenler yarın bir gün özgürlüğünü kavuşup hastalığı tedavi olan eşlerin kendine yeteri ilgiyi göstermedi diye alınmaya, kızmaya ve hatta boşanmaya kadar gitmişler. Evet. O yüzden sizden tavsiye tedavisiniz çok iyi tedavi olmayın ya da olacaksanız eşinizi asla ihmal etmeyin. Tabii ikinci söylemiş olduğum daha geçerli. Hocam isterseniz kısa bir reklam arası evet, verelim. Reklamlardan evet, sonra evet. Neler yapabileceğimizi, izleyicimize neler tabii, önereceğimizi tabii, konuşalım. Tabii. Doktor
Doktor İbrahim Bilgen'le Yalnız Değilsin devam ediyor. Hocam izleyicimizin sorununa neler öneriyorsunuz? Şimdi inanın şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir kere o deneyimlemediğimiz bir şeyi deneyimlemediğimiz süreç içerisinde ataktan kurtulabilme ihtimalimiz yok. Yani bir şekilde üstüne mi gitmek lazım? Ama bakın. Nasıl? Üzerine gitme, gidip de sobe deyip geri kaçmak demek değildir. Yani köpek korkusu olan bir adama gidip de köpeğe uzaktan dokunup geri kaçması değildir. Bir kere o ortama girdiğinizde 1 ile 10 arası bir kaygı puanı verin kendinize. 1 hiç yok, 10 dayanılamayacak kadar büyük bir kaygı ona yaklaştıkça. O en arka sıradan gitgide yaklaştıkça 3, 5, 7, 8 ve 8 noktasında siz ben buna gidemeyeyim deyip kaçıyorsunuz. Bugüne kadar hiç kasiyerin oraya gelememişsiniz. Değil mi? Demin öyle. Evet, evet, gerçekten öyle. Dolayısıyla bu insanın kasiyerin orada bayılıp bayılmayabileceğini göstermeyen bir düşünce yüzünden de hayatımızı zehir ediyor. Hocam peki hemen sormak istiyorum. Sözünüzü unutmayın. Kasiyerin orada bayılma korkusunun altında yatan nedir? Hiç özel olduğu için çok soramadım. Yani sormadım da dikkatinizi çekerse. Daha da gidebilirdik. Ama çok teşekkür ediyorum izleyicimiz. Herhalde ayrıldı. Bir kere başka izleyicilerimizin bu olayı görebilmesi için bize bir örnek verdi. Evet, yüreğini açtı. Evet, her hafta esasında böyle şeylerimiz oldukça açan izleyicimiz olsa onun üzerinde konuşuruz. Sonuçta herkese yardım etmek amacımız. Evet, yani şimdi kasiyerin oraya vardığında onun bir düşüncesi var. Bakın, bir taksi benim bir panik bozukluk hastam geldi. Dedi ki, hocam ben yollarda giderken genelde tek yönde o yol. O yolda sırtım taksilere dönük gidemiyorum. Yüz yüze giderken daha rahat gidiyorum. Niye? Çünkü yüz yüze giderken boş taksileri görebiliyorum. Peki boş taksinin ne anlamı var senin için? Doluyla boş arasındaki fark ne? Hocam şu, eğer dolu bir taksi varsa dolu bir taksi yolda müşteri var mı diye bakmaz. Bakmazsa da benim düşüp bayıldığımı görmez. Görmezse de beni hastaneye yetiştiremez. Ama boş taksi varsa o zaman çok rahat gidiyorum. Hep boş taksilerin daha fazla gittiği, onların üzerine doğru yürürken daha rahat bir şekilde gidiyorum. Bir yol vardı. O yolda nedense kendine göre boş taksinin daha fazla olduğunu düşünmüş. Ve dolayısıyla o yolda sırtı dönük giderken bakamadığı için değil. Böyle giderken hiç panik atak yaşamıyor ama sırtı dönük giderken panik atak yaşayabiliyor. Çünkü onları görmüyorum diye kaygısı artıyor, panik atak yaşıyor. Bunları sormadan hiçbir insanın tedavisini planlayamazsınız. Biz önce kaynağını mı bulmak lazım? Vaka formülasyonu dediğimiz o formülasyon, yani yol haritasını yapmadan kişiyi tedavi edemezsiniz. Herkesin yol haritası nasıl herkesin parmak izi farklıysa aynı şekilde formülasyon da farklıdır. Bunu yapmadan tedaviye başlarsak boşa gideriz. Yani o kişiye ne var canım, işte kasiyerin oraya da gideceksin. Ne olacaksan düşersen de düşer. İnsanlar da sana gelir yardım eder. Bak bunu yapar gibi böyle polyanacılıkların terapiyle hiç alakası yok. Bunun kanıtlarla o kişiye bunu gösteriyor olmak çok çok önemli. Beynine oturtmak lazım. Gerçekten inanın yani şunu tüm samimiyetimle söylüyorum ki bir reklam için söylemiyorum. Ya bunları sizlerden duydukça, ben dün imza günüm vardı memleketim adına da. Çok da bana Allah nasip etti. Çok büyük bir tesadüf. Benim kendi memleketimde ilk kitabımın ilk imza günü oldu. Her şehrim benim için özel ülkemde. Ama inşallah nasip eder gideriz. Gerçekten dün bir saat konuşma yaptım imza saatinden önce. Tüm sorulan soruların ne mutlu ki hepsini kitapta anlatmıştım. Burada sorulan soruları da. Çünkü biliyorum onların ne sorduğunu, ne düşündüğünü. Çünkü onlar bana öğretti bu işi. Yani hep onları sorarak biz bilişsel davranışçı terapide hep soru sorarak bir dedektif gibi sonuca gitmeyi öğrendik. Biz buna işte rehber deriz. Yani sonuçta bir keşif yapmaya çalışırız. Soru sorarak bir nevi sokratik sorgulamayla. Bunları geçelim. Ne yapmak lazım? Bir kere o ortama gittiğinde kaygınız en son, en üst noktaya, AVM'ye mi girdiniz? Uçağa mı girdiniz? Uçak kalktı mı? 8, 9, 10 mu oldu? O 10, 5'e düşene kadar, en az 5'e düşene kadar, %50'si azalana kadar o korku duyduğunuz nesnenin olduğu yerde kalmanız lazım. Kasiyerin oraya gelip bunu hemen al, ben dışarıya gidiyorum, bana getir demek bir kasiyere ulaşıp da üzerine gitmek demek değil. Kasiyerin orada olup o kaygını yönetebilmek, söndürebilmek, bir şeyin olmadığını ve kontrol edebildiğini şu beynimize gösterebilmektir tüm kaygı bozukluklarında, özellikle panik bozuklukta. Ama hanımefendide daha çok gelecekle ilgili kaygılar var.
Hep o bir hastalık olarak bize bir olta atar, bir yem atar. Biz o yeme atlarız, güzel bir koku salar ve ondan sonra biz ona atlarız, bizi yakalar çeker. Tuzağa düşürüyor yani. Attığı olta ne? Attığı olta hep gelecekle ilgili felaket düşünceleri. Ya çocuğum ölürse, ya kanser olursa. Senin beynin geleceği nasıl biliyor? Töbe töbe Allah. Nereden bilecek? Sen bilemezsin. Hastalık nereden biliyor? Bu sadece senin kaygılı beyninin sana yaptığı bir oyun. Sağlam beynini ele geçirmek için. Bu bir tuzak. Ne yapacağım hocam? Ona de ki gelecekte ben kanser olacağımı bilmiyorum. Ama şimdiyi bana sor. Şimdi kanser miyim? Değilim. Ne yapabilirim? Check-up'ımı yapar. Diğerlerini yaparım. Sık da değil ve bunu abartmadan. Bunu yapabilirim. 6 aya bir, 1 yıla bir. Onun dışında kalkıp da gerçekten kanser olursam ki olmayı asla istemem. Bir şeyin olabileceğini söylüyor ve olursa olsun demek onun olmasını istiyor olduğum anlamına gelmiyor. Ama böyle bir şey de var ise bu dünyaya direkt de gelmedi diyebilmektir tüm kaygı. Ama o hep sizi gelecekte, hep gelecekte, geleceği bırak. Gel bana şimdi sor. Kanser, ben şimdi kanser değilim. Gelecek bilmiyorum. O gün bana yine sor bunu diyebilmektir. Onunla konuşacağız yani o. Bakın, sesle, tabii değil ki mi? İç ses o. O mind, yani düşüncemle ben aynı değilim. Düşüncem ayrı, ben ayrı. Bir zannederiz aslında. Bilişsel füzyon, yani kelimeler gibi. Ben hastama diyorum ki, danışanıma, lütfen diyorum, çok affedersiniz, lafın gelişi, izleyicilerimize, retük, herkesten özür diliyorum. Sadece şu, bir kötü bir şey söylemeyeceğim. Bir, çok affedersiniz, bana yine diyemedim, yani aklını kaybetmiş bir kişinin kabacasını söyledim. Bana desene diyorum. Estağfurullah hocam, niye? Ya bir de, bir söylesene. Söyle. Hocam diye de dedi. Bir 15 kez bunu tekrarsan hızlı hızlı. 20 kez. Bir 20. kez de artık gülmeye başlar. Kelimeler bize aynen düşünceler gibidir. Önemli olan arkasındaki olan anlam ben değilim ki. Sen yılan deyince yılandan ay diye korkuyorsun. Burada yılan yok ki. Bizi korkutan kelime, düşünce, imaj. O yüzden kaygı bozukluğu olan kişiler sizler de hep düşüncelerimizin bizim önümüze serdiği görüntüler, imajlarla düşünerek sizi kandırmaya çalışıyor. Hep yaptığım. Ama siz hep bugüne odaklı olun. Ama maalesef bu fotoğraflar çekmeler yok, Instagram'a koymalar sayesinden de bugüne odaklı olmayan bir topluma doğru da gidiyoruz. Anı yaşamayıp sonra ana yaşamayı tercih ediyoruz. Çektiğimiz fotoğraflarla. Anı kaçırıp fotoğraflarla yaşamaya çalışıyoruz. Bu da nasıl bir düşünceyse. Evet hocam, yine bir izleyicimiz var hattımızda. Çok bekledi. Ben sabahtan çok, beri çok özür dileriz gerçekten. Vallahi çok özür dilerim sizden. Çok özür dilerim. Hocamız da bölemedik. O kadar güzel anlatıyor ki ama her birimiz için çok değerli, çok faydalı bu bilgiler. Hülya Çelik İstanbul'dan bizi arıyor. Merhabalar Hülya Hanım. Merhabalar. İyi akşamlar doktor Bey. Evet, iyi akşamlar efendim. Buyurun. Ay kusura bakmayın, çok da heyecanlıyım. Hiç heyecanlanacak bir şey yok. Hep siz ben. Biz bizeyiz. Hülya Hanım. Bakın, ben de ilk televizyon programına çıktığımda aşırı derecede heyecanlıydım. Kalbimi çıktığımda da aldım, duvardan geri taktım gibi düşünün. Çok hak veriyorum size. Ama biz bizeyiz. Ne olacak ki? Burada ne ayıp olabilir? Ne olabilir? En kötü ne yapabilirsiniz? Ha? Sesiniz titredi. Ben size kötü yanmam ki. Çünkü ben de ses titremesinin ne olduğunu biliyorum. Çünkü heyecanlanan her insanın sesi titreyebilir. Ama inanın 3 dakika sonra geçer. Devam edelim bakalım, sesiniz ne kadar titreyecek, heyecanınız ne kadar kalacak. Devam ettirin filmi, pauza basmayın hemen. Devam edin. Şöyle söyleyeyim doktor Bey, ben aşırı derece heyecan yapıyorum. Yola çıktığım zaman bana çok kötü korku sarıyor. Sanki böyle o an otobüs devrilecek, ben gideceğim yani öleceğim, o korku sarıyor. Böyle kendi kendime ağlamak geliyor. Hı hı hı. Kendimi bazen ifade edemiyorum, bilmiyorum. Şimdi ifade ediyorsunuz ama biraz daha ifade etmeye çalışın. Çünkü ağladınız, üzüldüğünüzü söylediniz. Evet. Bunda bir çaresizlik yaşadığınızı bahsettiniz ve bunu hisseden her insan da üzülür. Bu gayet doğal bir duygu. Ama gerçekten böyle bir duruma sebep olabilecek şeyleri yaşayacak mısınız? Yoksa yaşayacağım diye korkup hayatınızda önlemler alarak çaresizliği denemeden yaşıyor muyuz? Ya sanki şöyle ikincisi. Söyleyeyim, yaşıyorum yani. Evet. Evet, yaşıyorum. Peki nasıl yardımcı olabiliriz? Bana diyorlar ki kısa kısa yanıtlayın, değil mi?
Ama neden? Çünkü bu psikiyatri, o zaman ne yaptık? Biz bu programda aldık, 1000 tane soru aldık. Çok soru almış olmanın bir anlamı var mı? O zaman neymiş? Aman 100 tane soru cevapladık ama laf olsun. Hiçbir İzleyicilerimize yardımcı olalım. O yüzden yardımcı olmak için. Siz bana şimdi söyleyin. Sizin kaç yıldır çekiyorsunuz bu rahatsızlığı? Ya şöyle söyleyeyim, ben 8 sene önce tedavi gördüm. Hı-hı. Ondan sonra bir korkuyla geldi bana. Sonra bir sene tedaviyi gördükten sonra 2 sene görmem lazımdı. Ben bir senesini işe gireyim dedim. Hani belki bu korkularımı, bu heyecanlarımı yenerim diye girdim. Ondan sonra işe de bayağı kendimi kaptırdığım için bayağı yoğun çalışıyordum. Sonra işte bir hafta sonu bir yere gideyim dedim. Otobüste bana felaket bir korku sardı. İşte. Ağladım, eşim geldi beni yoldan aldı. Peki o andan itibaren de hayatınızda otobüslere binebiliyor musunuz? Ya biniyorum ama hep korkularla. Birilerine sığınarak biniyorsun. Kapıya yakın yerlerde duruyorsun değil mi? Evet, böyle sanki bir şey olacak ben hemen kaçayım. Hemen. O otobüslerin ya da şeylerin duraklarını iple çekiyorsun. Bir kapı açıldığında atabilirim, az kaldı etti diye düşünüyor musun hiç? Evet evet, yani böyle ufacık bir şeyle mesela yokuş bile çıksa bana bir şey olacak, hemen böyle kapının önünde peki, durayım. Peki sizi bilişsel terapi gördünüz mü? Yani davranışçı, bilişsel davranışçı terapi ya da yani... Görmedim durumumdan dolayı, görmedim. Şimdi bize ulaşırlarsa arkadaşlarımız, siz nerede oturuyorsunuz? İstanbul hocam. Bahçelievler'de oturuyorum. Zaten tamam. Bizler aşırı derecesine dönüşler. Hülya Hanım, biz sizi çok beklettik. Zaten her programda bundan sonra inşallah birilerinin de evine gitmeyi arzu ediyorum. Çayınızı içmeyi, gelip orada konuşmayı. İnşallah. Bizlere müracaat ettiğiniz sürece arkadaşlarımız duyuracak. Ama ben bu hafta zaten bunu sonraki haftalarda başlayacağız. Bu hafta eğer arzu ederseniz, sizi çok da beklettik, mahcup da olduk. Eğer arzu ederseniz buyurun gelin, elimden geleni yardım ederim. Hiçbir şey beklemeden tabii ki. Aklınızın bir soru şartı olmasın. İhtiyacım var zaten. Eşim de gitmemi şey yapıyordu ama gelemiyordum o yüzden. Eğer yardımcı olmak isterse arkadaşlar telefonunuzu alsın. Bizler bağlantı kuralım. Siz de bir konuşalım başlayalım. Arkadaşlarımız telefon numarasını aldılar Hülya Hanım'a. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden hocam sizinle ilgilenecek. Sağ olun. Hocam bilişsel terapi ne oluyor tam olarak? Bilişsel terapi kişinin neyden korktuğunu anlayıp ondan sonra o yırtığı tekrar dikip, yalnız polyanacılık ya da sudan iyi düşün iyi olur falan gibi şeylerle değil. Böyle önerilerle değil. Öncelikle o kişinin nerede bir bilişsel çarpıtma dediğimiz hatalar vardır. Onlar nedir? Örneğin zihinsel fitreleme. Sadece bir delikten bakar dünyaya. Hiç daha geniş bakmaz. Ya hep ya hiç. Ya siyah ya beyaz görür. O çarpıtmanın sebebi evet, düşüncelerimiz onları, mi? Tabii tabii. O düşünceleri düşüncesel çarpıtmalardır zaten bunlar. Bilişsel çarpıtma. Biliş demek, düşünce demek. Çünkü kognitif yani bilişsel terapi önce düşünceyi onarır. Düşüncenin neticesinde ortaya çıkabilecek olan duyguya, yer yer kaygı bozukluklarında üzerine gittirir. Yani kaygıyı yaşatıp kaygıyı kişinin tolere etmesini sağlamaktır. Ama bunu sadistçe o kaygıyı yaşayacaksın diye zorla koymak asla terapistlik demek değildir. Neden önce bilişsel terapi? Kişiyi anlarız, iyi bir formülasyon, iyi bir yol haritası çıkarırız, adım adım yaparız ve hastanın ya da danışanın istemediği bir şeyi zorla asla yapılmaz. İyi bir ekibinin de olması lazım bunun için. Örneğin benim yarın bir gün bir hastam gelecek. Devamlı ekip bazen 3'e 6'ya bölersiniz. Örneğin siz diğer hastayı görürken diğer kişi stajyerleriniz, internleriniz, hastanede hemşireler bile. Bunu çok iyi bir ekip olarak öğretirsiniz. O üzerine gitme çalışmalarını herkes aynı dilden, aynı şekilde ve deneyimli yapması lazım. Yoksa hiçbir şey öğretmeden korkunun üzerine gideceksin, bunu da yapacaksın demek bir davranış terapisi demek değil. Bazen davranışları yaşatırız. Yani alırız kişiyi, deneye çıkarız. Ben hastamla otobana çıktığımı bilirim. Otobanda işte arabayla giderken ben sol taraftaydım hocam. Ne oldu? Bir anda frene bastım, sağa doğru kırdım, daha at diye kornaya bastılar. Ben kontrolümü kaybedeceğimi düşündüm, sağa çektim, emniyet şeridine durdum, kocamı aradım ve beni aldı götürdü. Bitti yani o an işte. Peki ne düşündün? Hocam tam o anda sanki çizgiler yabancılaşıyor gibi geldi. O yabancılaşıyor olma sırasında aklımı yitirdiğimi zannettim. Bana ne oluyor dedim. Ortalık bir farklılaştı, depersonalize oldu. Yani Latinceden Türkçe'ye geçersek yabancılaştı. Böyle gözünüzü kapatıp flulaşır ya etraf. Böyle rüyadan yeni uyanırsınız da gece ben neredeyim ya, neredeydi, Adana'da mıyım, İstanbul'da mıyım dersiniz ya. Öyle bir an gibi düşünün.
O anda yabancılaştı. Yabancılaştığı anda kişi çıldırdığını, aklını yitirdiğini düşünmüş ve bir an evvel soldayım, ölüme sebep olabilirim. Hemen kırmış, frene basmış, sağ aynadan bakmış, onu yapmış, çarpmadan sağa geçmiş, kocasını aramış. Tek şunu sordu. Aklını yitirmiş olan bir insan bunları nasıl düşünebilir? Kocanı aramışsın, çağırmışsın, gelmiş. Şöyle bir sayden. Bakın, ne olduğunu anlayıp bir soruyla çarpıtmasını düzeltmiş olduk. Şimdi bunun üzerinde SS kişinin korktuğu kontrolünü kaybetmek. Nerede kontrolünü kaybedebileceği ortamların hepsini o kişiden bir dedektif gibi öğrenip bunu biz sıralama, hiyerarşi deriz yapıp sonrasında terapist eşliğinde bunları yapmak, hatta koterapist, yardımcı terapist olarak da aileden bir üyeyi yanımıza almak çok büyük yararlıdır. Ben ofisime gittiğimde ömrüm boyunca terapi yapamayacağım için eşine bunu öğretmek. Eşi de sandı öğrenirken de bir şekilde o devam kişinin edecek neler bunu yapıldığını, neler yaşadığını öğrenip onunla duygusal bir temasa girip hem de yanlış yanlış öneriler yerine eşine gerçekten yardımcı olacak bir insan olması. Yoksa ömrü boyunca eşini bavul gibi yanında taşımasını asla arzu etmiyoruz. Peki hocam, bu ilk dediğiniz ya, o ilk deneyim çok önemli. Bu tabii ilk deneyim, bu ilk deprem gibi bir anlamda veya bir patlama gibi bu an, yani bu bir birikimin sonucu mu oluyor bu? O yaşanmışlık, o olay, o patlama. Tüm korkular klasik koşullanmayla öğrenilir. Edimsel koşullanmayla devam eder. Bana diyorlar izleyicimiz, lütfen Latince kullanma, Türkçe kullan. Hepsinin altyazısını geçeceğim. Yani klasik koşullanma. Aile çevremizden aldığımız. Tabii klasik yok. Klasik koşullanma Pavlov'un örneği yok mu? Yıllardır bize anlatırlar. Ne olduğunu da anlamayız. Bir et verirler, bir zil çalarlar, ederler. Hiç de bir şey hala da anlamazdık. Ta ki ben kognitif terapi görene kadar. Bir insana köpeğe zil çalmışlar. Köpek şöyle bakmış. Ne yapıyor bunlar diye. Şöyle bir irkilmiş, etmiş. Hiçbir anlamı yok. Ondan sonra köpeğe 10 saniye sonra zili çalmışlar ama çok sevdiği bir eti vermişler. Ha, etin. O zaman bir anlam kazanıyor zil. Anlamı olmuş. Niye? Zil eşittir sevdiğin. Et gelecek ve hayvan salya salgılamış. Hayvana yine zil çalmışlar, et vermişler. Zil çalmış, et vermiş. Sonrası demişler ki bu hayvana ömrüm boyunca zili çal, eti verme, artık hep salya salgılar. Yani köpek de öyle değil. 2-3 kez daha yapmış, sonra salya falan salgılamamış. Ha, davranış terapistleri demiş ki o zaman biz zilin yanına kalkıp da eti koymadığımızda bu kişi zil, eski zil oluyor. Panik bozukluk hastası da panik atağa geçirdiği o dehşet anı dediği deprem anı gibi olan bir an var. O andaki belirtisi çarpıntıysa çarpıntıyı kalp krizi zannetmişti. Baş dönmesi ise bayılacağım diye düşünmüş olmuştu. Ama bu an olana kadar defalarca başı dönüp çarpıntı hissetmesine rağmen hiçbir hayatında kısıtlama yapmayan kişi o günden sonra artık çarpıntıdan, baş dönmesinden korktu. Niye? Çünkü bir çaresizlik anı yaşadı. Ha gittim, ha geleceğim, şimdi öldüm, şimdi gittim diye bekleyip acile giderek hiçbir şeyin olmadığını anlayana kadar geçirdiği bir dehşet anı var. İşte orada onunla birleşince artık kaçma davranışları başlar. Yani çarpıntı burada artık neyle birleşti? Çaresizlik anı. Panik atağın geçmeyeceği o anla birleştikten sonrasında kişi artık çarpıntıdan değil, çarpıntı neticesinde bundan korkacak. Bunun için kaçar. Niye? Çünkü çarpıntıyı yaşamamak için spor yapmaz, cinsel hayatını sıfırlar, heyecandan uzak kalır, sessiz yerlere gider, heyecanlandıracak ne varsa beyin onların hepsini tarar ve önüne getirir. Çünkü insan ne ararsa onu bulur. Ve sonuçta aradığını da bulur beyin. Ve önüne getirir. Bu sana çarpıntı yapar, bunu bırak. Şu sevmediğin adamı görme, bunu bırak. Spor yapma, aman diyeyim çarpıntı olursun yine o anı yaşarsın, bırak. Bak hayatını ele geçirir. Aynen et gibi. Ne olmuştu demin? Hayvana eti vermeyince zil eski zil olmuştu. Biz de diyoruz ki seni çaresizlik anının içerisine sokup geri çıkarmayı biz sana öğreteceğiz. Ondan sonra sen ne çarpıntıdan ne baş dönmesinden hiçbir şekilde korkmayacaksın. Ve sana klasik koşullanma dediğimiz bu. Hocam nasıl olacak? Hastalık zaten bunu yaptığın anda kaybedeceğini bildiği için seni kocana bağımlı, yeşil reçeteli ilaçlara bağımlı, hayatında aman AVM'ye girme, bunu yapma, kazayla girip de bir yenersen
kendi. Çünkü eski çarpıntın haline dönecek. Baş dönmen eski baş dönmesi gibi takmadığın hale gelecek. Bunun hiçbir değeri kalmayacak. Bu yok olup gidecek. Ama sen 12 yıl panik bozukluktan kaçtın. Ne yaptın? Aman o anı yaşamayayım diye önlem aldın. Halbuki senin çözümün o anın içinde. O deliğin, o girdabın içinde. Ve bundan korkma. Biz bunu yok edebilmenin sana yollarını göstereceğiz diyerek bilişsel davranışçı terapi yapılıyor. İnsanlar kaçtıkları ya da bağlandıkları süreç içerisinde yok oluyorlar. Tüm kaygı bozukluklarında. Eğer arkadaşlarımız varsa o örneği, hani benim bir getirmiş olduğum bir canavarlı örnek vardı. Hı hı. Arkadaşlarımız varsa onu verip, evet, onun üzerinde konuşabiliriz. Rica edelim. Evet, bu arada izleyicimizin telefonunu alalım mı hocam? Ben vallahi billahi ben çok aşağıca gidiyorum ve dalıp gidiyorum. Lütfen siz de sıkmayın, evet, izleyiciyi. Anıl Akın İstanbul'dan arıyor bizi. Merhabalar Anıl Bey. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bir sorum vardı ama. Buyurun efendim, buyurun. Demek. Yaklaşık 11 senedir panik atak tedavisi görüyorum İbrahim Bey. Yaklaşık 7-8 tane de farklı ilaç kullandım. Hala kullanmaya devam ediyorum. Evet. Yani manik depresif teşhisi kondu, obsesif kompulsif denen teşhis kondu, manik depresyon teşhis kondu, bir sürü teşhis kondu. Benim sıkıntım şu, artık bilincindeyim, yani bu hastalıkla yaşamayı öğrendim. Fakat önleyemediğim bazı problemlerim var. Mesela korku anında ya da heyecan anında lavabo ihtiyacı, sürekli süre gelen bir lavabo ihtiyacı ya da herhangi bir korku anında bir şey gelecek korkusu değil artık da, yani heyecanlandığımda yemek yememe korkusu başladı bende. Yani kesinlikle iştahım kesiliyor, yemek yemiyorum. Bir saniye. Yani o gün 24 saat hiçbir şey yemiyorum ve yemedikten sonra kesin diyorum düşüp bayılacağım. Yemek yemedim bugün, tansiyonum düşüyor. Ondan sonra fiziksel olarak etkilenmeye başlıyorum tabii. Benim beynim karıştı, bir dakika. Anıl Bey bir saniye, hocam bir şey söyleyecek. Şimdi. Buyurun. Bir, yemek yiyemiyoruz, estağfurullah. Yemek yemiyoruz. Yemek yediğiniz zaman tuvalet ihtiyacınız gelecek ve gideceksiniz diye. Doğru mu anladım buraya kadar? Yemek yiyorum. Yemek yemeden tuvalet ihtiyacım geliyor sürekli. Sürekli bir tuvalete gitme ihtiyacım görüyorum. Bu her zaman geliyor mu? Her zaman geliyor mu, yoksa belli ortamlarda mı geliyor? Belli ortamlarda gelmiyor. Mesela bir şeyden korktuğumda, herhangi bir kötü haber aldığımda ya da herhangi bir heyecanlandığımda. Peki böyle bir şeyin eğer sizin için mahsuru yoksa, böyle bir şeyin ihtiyacınızın gelmesi sonucunda olabilecek olan en kötü şey ne olabilir ki siz bu olmasın diye hayatınızda kaçınmalar sergiliyorsunuz? Yani mesela şundan korkuyorum hocam. Heh, mesela tuvalete gittim, direncimi kaybedeceğim, düşüp bayılacağım, su kaybım oluyor, düşüp bayılacağım. Hiç böyle bir an yaşadınız mı? Böyle bir şey yaşadınız mı? Geçmişte böyle bir şey yaşadınız mı? Hiç yaşamadım. Yani fiziksel bir sorun olarak cerrahi kısmı, yani dahiliye kısmına çıkmaktan korkuyorum artık. Acaba midemde bir sorun mu var diye. Ama hiçbir sorunum yok. Ne kalbimde sorun var, ne midemde sorun var. Bir dakika, bir şey daha değişti. Burada değişti, şekil değişti. Siz bunları yaşadıktan sonrasında güçten, elden, ayaktan düşerek hastanelik olmaktan mı korkuyorsunuz? Evet hocam, aynen o şekilde korkuyorum. Bak, korkun ne kadar değişti. Yani bizim Sokratik sorgulama bu. Yani ben bir şey bilerek soru sormuyorum. Şu an sadece o kişiyi anlamak için can kulağıyla dinlerken arada anlamadığımı soruyorum. Çok insani bir ilişki. Yani insan insana ilişki halindeyiz. Yani evet. Ben terapist, doktor gibi böyle megalomanik bir ilişki içinde değilim. Arkadaşlarımız asla böyle oluyor diye söylemiyorum. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Ama bizim muhakkak ama muhakkak hasta önemlidir. Başka hiçbir kimse değil. O bizim üstümüzde her zaman. Ve onu anlamak üzere olacağız. Ben seni anlıyorum canım, bu böyle böyle böyle, hiçbir şey anlamıyorsun. Soru sormadan nasıl anlayabilirsin? Sen telepatiyle nasıl anladık biz? Böyle bir şey olur. O yüzden hepsini sormak. Ben hep onu derim. Bir doktor hangi branş olursa olsun çok soru sorup anlamaya yönelik olması lazım. Korkumuz bu. Çözüm, keşke buradan iki dakikada sana söyleyebilsem Anıl. Ama eğer arkadaşlarımız alırsa senin telefonunu, ben böyle yarıda bırakıp sizler buraya almış kadar hocam, katılıp arkadaşlar, sonrasında sizlerin tüm hayatınızı alıp sonrasında da bir doktora gideceksin demeyi çok etik bulmuyorum. O yüzden emeğimiz varsa sana da yardımcı oluruz Anıl. Senin de telefonunu alsınlar. Ederim. Muhakkak yarın arayalım, bir görüşelim ederim. İsterim seninle. Arkadaşlarımız almışlar zaten. Bunların hepsi, altını çizerek söylüyorum ki, tamamen bizim insanlarımıza bir yardım amaçlı olarak söylenmiş olan şeyler. Evet, kesinlikle bir ücret alınmadan. Lütfen hiç kimse yanlış bir şey düşünmesin. Hocam bütün bunlara nasıl yetişeceksiniz? Ben de onu bilmiyorum. Ben hepsine zevkle yetişiriz. Biz hayatta her şeyi sadece onun için yapmıyoruz. Keşke yapsak, herkese yetişebilsek ama
Elimizden doktor olmanın en büyük güzelliği de bu zaten. Ben ona inanıyorum. Değil mi? Allah'ın gerçekten büyük bir lütfu doktorluk. Tüm meslektaş arkadaşlarımın hepsi de inanın canı gönülden Türkiye'nin her yerinde de bu inançla yaşadıklarına inanıyorum. Çünkü biz doktor olma olayı sadece tıp fiyat en yüksek puanı almak demek değil. Öncelikle hepimizin insanı seviyor olmamız, yardımı seviyor olmamızın çok önemli kısmı. Ama onun dışında tabii ki hepimiz hayatımızda bir şeyleri evimize götürmeye çalışıyoruz. Ama şu programda ya da bizim çıktığımız her programda bir insana ulaşabilmek en büyük şeyimiz. Evet hocam. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Doktor İbrahim Bilgen'le yalnız değilsin devam ediyor. Hocam arkadaşlarımız görüntüyü hazırlamışlar. Dinozor örneği. Evet, dinozor örneğini hazırlamışlar. Bu dinozor da benim bulmam yani. Öyle mi hocam? Benim bulmam evet. Değil. Esen de bu örnek Hakan abinin bulmasıdır. Şimdi kimsenin hakkını hakka vermek lazım. Hiç kesin kesin. Bir dakika. Şimdi evet. Ben buradan nasıl sorarım diye düşünüyorum. Evet. Bir dakika derken onu gayet iyi görüyorum. Bir taraftan ekrana bakıyorum yanında. Evet, şöyle düşünelim. Size sorayım. Tamam. Bu örnekte gördüğünüz birinci şekil yukarıda ufak bir garip bir canavar var. Yanında da bir tane adam var ona eğilmiş. Altında da bir tane kare bir tane de üçgen görüyorsunuz. Hı-hı. Bu canavar sadece size bir ses çıkarıyor. Hiçbir şekilde ne saldıracak ne ısıracak. Ama öyle kötü bir görüntüsü var ki dişlerini Hı-hı. gösteriyor. Bir taraftan da çok mekanik ve çok rahatsız edici bir ses çıkarıyor size. Ama hiçbir zaman saldırıp sizi öldürmeyeceğini de biliyorsunuz. Ama bu sesten Hı-hı. çok rahatsız oluyorsunuz. O görüntüden de rahatsız oluyorsunuz. Hı-hı. Ve dolayısıyla kalkıp o canavarın sevdiği iki tane yiyecek yani üçgen ve kareyi atıyorsunuz. Hmm. Canavar sadece acıktığında bu sesi çıkarıyor çünkü. Hmm. Ve canavar karnı doyduktan sonrasında hemen altındaki ikinci şekle geçiyoruz. Yani biraz daha büyümüş olan şekle. Ve canavar beslendiği için, adam da yiyeceği attığı için, dolayısıyla beslendiği için, karnı doyduğu için zaman içerisinde büyümeye başlıyor. Büyüyor, sonra yine çok kötü bir ses çıkarıyor. Derken adam atıyor, derken o büyüyor, derken artık en sağdaki o kocaman canavar halini alıyor. En altta ise adam artık ufacık kalıyor onun yanında. Daha gür bir ses çıkarıyor. Hmm. Artık bunun böyle gitmeyeceğini anlayan adam diyor ki ben bu canavarı yok etmeliyim. Yok etmek için ise elimde kendim, canavar, kare ve üçgen dışında hiçbir şey elimde yok. Nasıl bir yol izlemeli ki bu adam bu canavarı öldürebilsin ya da yok edebilsin? Bu kelimeyi kullanmayalım, yok edebilsin. Hmm. Bu hocam kendi kafamızda ürettiğimiz... Ben sadece örneği düşünün. Bu soruyu düşünün. Sadece bu soru. Nasıl bir yol izlemeli bunu canavarı yok etmek için? Her acıktığında o iki yiyecek kare ve üçgeni canavara atıyor. Canavar doydukça büyüyor. Yine acıkınca bağırıyor. Yine adam atıyor. Yıllar böyle geçiyor. Gittikçe daha da büyüyor. Kocaman bir canavar haline dönüyor. Adam diyor ki ben ne yaptım artık ben bu işe son vermek istiyorum. Nasıl bir yol izlemeli bu canavarı yok etmek için? Bu adam canavar kendisi kare ve üçgen dışında elinde hiçbir şey yok. Hocam hiçbir fikrim yok vallahi. Kaygı oldu mu? Yardım edin. Kaygı oldu mu? Evet nasıl çözeceğim diye bir kaygı oldu. Şimdi şöyle bir şey genelde bunu sorduğumuzda doğru cevap bilen izleyicilerimize şunu yapacağız falan gibi bir şey söylemeyeceğiz. Tabii ki sonuçta o kare ve üçgen yiyecek. Dolayısıyla hocam ben onlara o yiyeceği artık bundan sonra atmam. Bağıra bağıra dursun. Nasılsa bana saldırmayacak. Sadece çok kötü bir ses çıkaracak. Biraz sabredelim. Bunu yenmek. Sonrasında çaresiz ve güçsüz kalacakları yiyecekleri alamayacağı için sonra da cansız kalıp işte yok olacaktır diye doğru cevap bu. Ben de genelde şunu soruyorum. O zaman ben bu örneği size niye sordum? Buradaki kişileri tanıyalım. Hani film olur ya filmin sonunda işte Ahmet bilmem kimdi, bu bilmem kimdi diye yazıyor. Şerit halinde geçer sanatçıların film, dizi isimleri ve yanlarında hangi aktörün olduğu. Burada gel bakalım seninle. Buradaki adam kim sizce? Bir panik hocam, bir kişi. Evet, değil evet. mi? Yavaş yavaş hocam, büyüyor. Hocam benim. Mesela buradaki adam aynen benim. Peki buradaki canavar kim? O da bizim korkumuz mu? Panik bozukluk. Peki, şunu anlamıyorum. Kare ve üçgenle. O da sürekli beslediğimiz o korkuyu ve kaygıyı besliyoruz sürekli. Birincisi kaçınma.
İkincisi ise güvenlik sağlayıcı davranışlar. Öyle yani mi? Sen bu atak olmasın diye girmediğin AVM'ler, gitmediğin yerler, kasiyerler, başka örneklerde tuvaletler, doktorlar, hastaneler örnekler verdiler ya. Gittikçe büyütüyoruz bunların bunu. Hepsi kaçınmalar. Güvenlik sağlayıcılar ne? Güvenlik sağlayıcı ise buraya girmek zorunda olduğunda yanında atak geçirirse aman ki o en büyük korkusuyla karşılaşmamak için yapmış olduğu yanına aldığı şeyler. Güvendiği insan. Yeşil reçete, ilaçlar, sular, eşler, anneler, babalar, kollarına tutunmalar. Genelde onlara sığınıcı, güvenlik verici şey. Hocam ne güzel bir örnek olmuş o zaman bu gerçekten. O zaman sen bunun ikisini yaptığın süreç içerisinde bu canavarı sadece büyütür ama hiçbir zaman yok edemezsin. Sürekli büyütüyoruz. Hocam o zaman ben ne yapacağım ama ben bunları yapmazsam yani hastayı, danışanı esasında bir şeyi söylemek değil bir noktaya onun beyninde getirmektir. Eğer bunu getirirseniz o zaman tedavi yolunda iyi bir yere doğru gideriz. Yoksa sor. Evet, gerçekten öyle. Hocam arkadaşlarımız yine bir veteri hazırlamışlar. İsterseniz onu izleyelim. Ha, panik bozukluğun tedavisinde o mafya babası nasıl bir yol izliyor? Evet, konuşalım. Ona bakalım. Bir bakalım. Sonra devam edelim. Bir arkadaşım var. Bu arkadaşım bazı sorunlar olduğu için bir deli doktoruna gitmeyi düşünüyor. Sana birkaç soru soracağım şimdi. Aha, elbette. Peki ne yapacağız? Oturalım mı? Nasıl rahat ederseniz. Tamam, şuraya oturayım ben. Tamam, affedersin. Buraya mı? Ha? Evet, tamam. Nasıl rahat ederseniz öyle. Kim başlıyor? Sence neden terapiye ihtiyacın var? Terapiye ihtiyacım yok. Bunu az önce söyledim sana. Arkadaşım için dedim. Affedersiniz. Ne söylediğimi duymadın mı? Affedersiniz. Sizlerin iyi bir dinleyici olması gerekiyor ama iki saniye önce ne söylediğimi bile hatırlamıyorsun sen. Çok üzgünüm. İtiraf edeyim doktor, şu ana kadar hizmetlerinden memnun kalmadım. Bu benim hatamdı. Özür dilerim. Tamam. Yeniden başlayalım mı? Arkadaşından söz eder misin? Bu arkadaşım gerçekten çok güçlü bir adam. Herhangi bir şeyle baş etme sorunu olmadı. Ama artık aniden parçalanıyormuş gibi. Sebepsiz yere ağlıyor filan işte. Uyuyamıyor. Arkadaşlarıyla olamıyor. Birdenbire yanlarında heyecanlanıyor. Onlardan uzaklaşmak istiyor. Bunlar hayatı boyunca tanıdığı adamlar aslında. Sonra bazı krizler geliyor. Yani nefesi daralıyor ve başı ağrıyor. Göğsü ağrıyor. Ve sanki o anda öleceğini filan hissediyor. Ve bu o anda ölmek gibi bir... Panik atak. Doktorlara bu panik atak sapantısı nedir ha? Kim panik dedi sana? Kim panik dedi? Panik değil. Baş dönmesin, nefes daralması ve göğüs evet, ağrıları. Evet. Atağa. Evet. Arkadaşımın bunlardan kurtulmak için ne yapması gerekiyor? Şimdi onu söyle. Bay Veli, bu söyleyeceğimle riske gireceğimi biliyorum. Ama bence bu arkadaşınız sizsiniz. Sen sen çok yeteneklisin dostum. Çok yeteneklisin. Yok canım. Evet. Ne yapmaya çalıştığımı hemen anladın ve bana söyledin. İşte bu yüzden sen neysen olsun. Aferin aferin, çok yeteneklisin. Hayır değilim. Evet öylesin. Yok hayır sanmıyorum. Evet öylesin. Devam et. Ne? Devam et. Ha. Bence İlaçlar yardım edebilir. Hap mı yani? Hap kullanamam, hapları sevmem. Eğer bu sorunun kaynağına ulaşmak istiyorsanız bir çeşit terapiye girmeniz gerekir. Ne yani o zaman seninle mi başlayacağız? Ben mi? Evet hocam muhteşem bir film. Valla ben hala Zeyt'i izliyorum. Daldım seyrediyordum. Hatta niye kestirdim? Neredeyiz biz? Ondan sonra şey diyor. Hayır yapabilirsin diyor. Hayır yapmam diyor. Yaparsın dedim, yaparsın diyor. Korkuyor çünkü, yani böyle terapistik olur mu? Hastalar korkacaksın, bir taraftan terapi yapacaksın ama tabii ki korkmamak lazım. Böyle İlaç durumlar kısmı. Sizin de başınıza geldi mi hocam? Geliyor. Yani böyle bir şey gelmedi benim hayatımda ama çok daha farklı şeyler çok geldi. Hepimizin Hı-hı. başına gelebilir. Yani o gerçeği benim değil de hani başkasının sorunu diyen oluyor mu, öyle şeyler oluyor mu? Nasıl? Hani diyor ya...
ben arkadaşım için geldim. Hayır, o tür şeyler. Yani genelde artık o kadar saklayan yok ama bazıları çekinerek geliyor. Ama veya kocası getiriyor, eşi getiriyor veya mecbur kalıp geliyorlar. Genelde aldatmalar da oluyor. Bu arada yine bir izleyicimiz var hocam. Evet, Arzu Hanım'ı bekletmeyelim derim. Evet, Arzu Hanım'a hoş geldiniz diyelim. Arzu Sevil İzmir'den arıyor. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum sizlere. İyi akşamlar. İlk önce herkese umut olsun, ümit olsun diye, herkesin içinde bir güneş açılsın diye İbrahim Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. İki sene önce onunla bir telefon görüşme imkanı buldum. Korkularımdan bahsettim ona. O da bana telefonda hiç yılmamam gerektiğini, hamilelik düşünüyordum ben bir bebek ama 8 senedir tedavi görüyordum. Milissel terapiyi önerdi bana. İzmir'de çok iyi bir profesyonel doktor buldum. 2 yıl ona terapiye gittim ve şu anda 7 aylık hamileyim. Kızım olacak Allah'ın izniyle. Herkesin önünde ona çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten. Arzu Hanım, bir televizyon programında falan mı gördünüz? Ondan sonra mı aradınız? Hayır, Adana'ya size bir not bırakmıştım. Çok zor durumdaydım. Siz bana gecenin 11'inde döndünüz. İnanın ışık, ümit oldunuz. Buradan herkesin huzurunda çok bizim, teşekkür işte etmek istiyorum. En güzel ödül bu bizim için. En güzel ödül bu. Evet. Bazen ulaşamayabiliriz. Bazen bazılarını kızdırabiliriz. Ama inanın hep gönlümüze birilerine ulaşmak var. Varsa bir kusurumuz affola ama bugüne kadar hiçbir zaman yapmamak için hep çaba sarf ettim. Tabii böyle bir şey hayatımda ilk kez rastladım. Beni de çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Evet, gerçekten hayatımın dönüm noktası oldu. Size çok teşekkür etmek istiyorum. Bir evlat sahibi olmama ilk önce Allah, sonra siz sebep oldunuz. En ve benim doktorum. En önemlisi yine de öpülesi. Çok teşekkür ederim meslektaşımızın. Çok büyük katkıları inanın, var ama yine de en fazla sen bunu başarmışsın. Evet, inanın ki şimdi omuzuma dokunup bu bebeği beraber kucaklayacağız dediğinde ilk önce Allah'a çok şükrediyorum. Buna çok tevekkül ediyorum. Size, çok teşekkürlerimi, çok selamlarımı, çok saygılarımı iletin kendisine. Yanaklarından çok öpüyorum. Çok sağ olun. Evet, doktor Bey, ben size bir şey soracağım ama. Buyurun. 7 aylık hamileyim. Bazen göğüs ağrısı ve baş dengesizliği yaşıyorum. Bu fiziksel semptomun da önüne geçebilir miyim? Kendimi nasıl bu şekilde dengeleyebilirim? Bu da düşünce tarzımdan mı oluşan bir semptom? Aynen. Bunu da yine nasıl başa çıkabilirim bununla? Oradaki olan belirtinin sonucunda bir şey olacak diye endişe ediyorsun. Kaygım yükseliyor. Neyden endişe ediyorsun? Ne olacak diye? Düşünce, hamilelik korkusu, bazen beni sonuçlandıramama korkusu geliyor. Acaba zor bir problemle karşılaşabilir miyim? Aşamaz mıyım? Taşıyamaz mıyım? Diye bir korku yaşadığım zaman göğsümde ağrı oluyor. Bak, bu düşünce neticesinde ortaya çıkıyor. Çünkü o sırada muhtemelen göğsünü tutuyorsun, nefesini tutuyorsun ve o süreç içerisinde vücudunu taramaya başlıyorsun. Vücudunda ne hissedersen onu görüyorsun. Benim için herkes ayak ayak üstüne şöyle oturup atsın. Attık veya şöyle ellerini iki taraftan, yanlardan, şöyle koltuğun kenarından aşağı sarkıtsın. Gözünü de şu şekilde kapatsın. Parmaklarının ucundaki değişikliklere tamamen beynini versin. Nelerin değiştiğini, nelerin olduğunu bir hissetmeye çalışsın. Beynin neyi düşünecek olursa, neyi tararsa onu hissetmeye başlar. Ona da bir anlam koyup, bu koyduğu anlam felaketleştirici bir anlamsa, bunun başına gelmesini de sonucunu hiç istemiyorsan, bunu da kontrol edebilecek yeteneklerin o an için yok olduğunu inanıyorsan, bunun sonucunda yaşayacağın duygu tamamen kaygıdır. İşte o kaygıyı yaşamaktan korktuğunuz için hayatınızda aldığınız her önlem bugün o hastalığın ekmeğine yağ sürmektir. Dolayısıyla bu düşünceyi bile aklına getirerek, dikkatini başka bir noktaya çekerek, gerekirse bir saat sonra bu kaygının neticesinde ne kadar kaygının azalıp azalmadığını görmek, bunu geçer mi hocam diye bana sormadan bu kaygıyı aklına getirip o düşünceyi, kaygıyı yok edebildiğini bir saat sonra görebilmek en büyük tedavi ortamı, olayı. O yüzden arkadaşımız zaten çok başarılı yerlere getirmiş, ellerine sağlık. Bu konuyu da muhakkak kendisine konuş. Çünkü biz buradan sadece uzaktan konuşuruz ama doğrusunun içeriğini kendisi bilir. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Doktor Bey. Allah sizin gibi insanları başımızdan eksik etmesin. Estağfurullah. İyi akşamlar. Hocam biraz da sorular var. Evet, onlara da cevap verelim. Ne yapalım? Böyle ne yapalım? Yani doğaçlama gidiyoruz. Evet, gidiyoruz duruma göre. Elimizden gelince. Kısa kısa yapalım hadi. Evet, kısa kısa yapalım. Şimdi Elif Hanım, 1,5 yıllık evliyim. Evlendikten sonra kaygı bozukluğum oluştu demiş. Sürekli kafamda bir ses,
İlaç kullanmak istemiyorum. Ne yapabilirim demiş. Yani kafasındaki sesleri yok edebilmek için kullanmış olduğu ilaçlar, esasında o sesler nedir onları bilmek lazım. O sesler ona ne diyor onları bilmek lazım. Ama o seslerin her demiş olduğu şey doğru demek değil. O doğru olan, o söylemiş olduğu seslerin hepsinin gerçekten doğru olmadığını görebildiğinde ancak bu şeyin çok saçma olduğunu inanır. Eğer bir şey size çok saçma gelseydi ona inanır mıydınız? İnanmazdınız. Ama gülüp geçebilmeniz için onun saçma olduğunu görmeniz lazım. Ama tüm kaygı bozukluğu olan kişiler sadece düşünürler ve o düşüncenin sonucunun başına gelmesini engellemek için o kişinin buradan konuşmasının ne diyorsa ona göre önlemler alırlar, kaçarlar ve o korktukları şeyin başına gelip gelmediğini görmeden de hayat yaşarlar. Bunu yapmamaları lazım. Evet. Kaya Bey, panik atakla vesvesenin bağlantısı var mı diye sormuş. Vesvese dediği obsesyon, kuruntu, yani takıntı, kuruntu. Yani aklına gelebilen, hocam ben bir düşünce aklıma geliyor, saçma olduğunu biliyorum ama bir türlü aklımdan atamıyorum. Vesvese nedir? Ya çocuğum kalkıp da trafik kazası geçirirse, buradan dedi ki ya çocuğum trafik kazası geçirirse, ben de onu o an Allah'ım ya geçirirse dedim, kaygım arttı, bu kaygıyı yok etmek için hemen bir şey yaptım. Tahtaya vurdum. Bu da kompülsiyon. Yani yok edici davranış. Töbe töbe. Biz neyiz ki olabilecek olan kaderi ya da geleceği değiştirebiliyoruz? Değil mi? Bu sadece bir düşünce. Bunun olmasını hiçbir zaman istemem. O zaman kalkar der ki hemen ara, sor bakayım neredeymiş. Aradı, telefon kapalı. Bitti. Panik atak yaşar. Orada panik atak. Şimdi bu panik atak, panik bozukluk değil. Her kaygı bozukluğu neticesinde kişiler bir çıkmaza girdiğinde yaşamış olduğu maksimum kaygı en yüksek kaygının adına panik denir. Evet, bunlar arasındaki şeyi öğrenmek lazım. Bu panik bir duygu, panik bozukluk. Panik olacak diye her an panik yaşayacağım diye hayatını yeniden kaçarak, kısıtlayarak bir hayat yaşıyor onlar. Ataksa o yaşadığımız o en panik yüksek standartta şey. Panik bozuklukta şimdi öleceğim. Bak şimdi. Yaygın kaygı bozukluğunda gelecekte. Sağlık korkusunda gelecekte kanser olacağım. Şimdi kalp krizi geçiriyorum panik. Çok gelecekte panik gelecekte kalp krizi geçirirsem ya böyle olursam falan. Buna göre hayatını organize edebilmek yaygın kaygı bozukluğu olabilir. Ama takıntılar. Bu bir takıntı. Demin size söylemiş oldum ama tabii ki panik atak her türlü kaygı durumunda ortaya çıkabilir. Köpek korkusunda panik çıkar. Arı korkusunda da panik çıkar. Arı gelecek. Arı geldi paniğe girer. Ay kaçar ya. Döbrü kaçmıyor. Sen kaçıyorsun. Ya ikisinde de arı. İkiniz de insansınız. Allah'ını seversen arı sokarsa, senin de onu da sokarsa biri kaçmıyor ama sen kaçıyorsun. Bu adam mı garip kaçmayan? Yoksa sen kaçıyorsun. Bize de bir anlat. Biz de bu tehlikeli varlıktan kaçalım. Ama gerçekten bir leopar üstümüze göre gelse tüm insanlar kaçar. Çünkü tehlike varsa gerçek tehlikeden herkes kaçar. Ama gerçek tehlike yoksa, bir kişi kaçıyor 90'ı bunu es geçiyorsa o zaman bende bir problem var. O ne? Arıyı algılayışımda. Arı beni ya sokarsa anjiyodem olarak kalkıp da boğazım kilitlenip bu nefessiz kalıp ölürsün. Her arıdan kaçtığında sen arının sokmayacağını göremezsin. Ben gidip de arının içerisine gir demiyorum ki. Ama arı olacak diye sokağa çıkmıyorsan, her uçan varlığı arı olarak göreyim ay diyorsan, dışarıya çıkıp oturamıyorsan bu arı korkusunu yenmen lazım. Evet. Algıyı değiştirmemiz lazım. Kesinlikle. Ben böyle uzun uzun atıyorum sizi. Kısa kısa. Yok hocam olsun. Hülya Kalkan, kapalı yer korkum var demiş. Yutkunamıyorum. Birden boğazım kuruyor. Kalbim çarpıntı yapıyor. Boğazım çıkacakmış gibi oluyor boğazımdan. Ne önerirsiniz demiş. Ya şimdi psikiyatrın en zorluğu bu. Yani şimdi anlatıyor. Upuzun bazen mail geliyor. Böyle. Allah rızası için. Yani hepsini gören ister, hepsini yanıtlayayım diye söylüyorum. Kısa, öz şekilde soru sorarlarsa çok daha güzel yanıtlamaya çalışırım ben kendi e-mailimden de. Ama ne yapabilirim? Yani şunu yapın demek çok suni bir şey. Yani psikiyatride bu kalbim ne tarafta? Vallahi sol tarafta. Karaciğerimde de sağ alt kolda. Bunların hepsi söylenebilir. Ama bu böyle bir şey değil psikiyatri. Ama çok güzel bir soru. Siz hiç hayatınızda uçak korkusu yerine araba korkusu olan adam gördünüz mü?
Görmedim hocam. Ben de görmedim. Psikiyatristim görmedim. Ama arabanın içerisinde kalacağım korkusu yaşayan, panik atak, trafikte kalacağım, trafik sıkışacak ve oradan çıkamayacağım çok gördüm. Ama uçak korkusu çok gördüm. Ben uçak korkusu diye bir şeyin olduğunu inanmıyorum. Uçak korkusu olsaydı bugün köpek korkusu olan adam köpeği nerede görürse görsün korkuyor. Siz hiç uçak aşağıda durmuşken, inmişken, park halindeyken uçağı görüp de ay uçak gördüm deyip böyle kaçan insan gördünüz mü? Yok. Demek ki buna da uçak korkusu değil. Havada korkuyoruz değil mi hocam? Yani, uçağın içerisine girip de dışarıya çıkamazsam korkusu. Hmm, işin sırrı çünkü burada. Uçağın içerisinde bir şey olur da dışarıya çıkabilme ihtimali en zor olan yer uçak olduğu için panik atak hastaları korkuyor. Kaçacağı yer olmayacağı için. Onun adı agorafobi. Karıştırıyoruz. Ve her yeşil reçete ilaç belirtileri yok eder. Ama beyindeki anlamı kognitif terapiyi eklemediğin sürece, bilişsel terapiyi eklemediğin sürece yok edemez. O zaman hastalığı da çözemiyoruz. O yüzden tabii ki hocam? Sadece uçağa binmek için verilmiş olan yeşil reçete ilaçlar sırasında da kişiye neyi yapabileceğini de örnekleyip onları göstermeden bu kapalı alandan çıkamayacağım, orada sıkışıp kalacağım korkusunu yenemezsiniz. Türkçesi agorafobinin bu. O yüzden sinemalarda kapıya yakın yerde, otobüslerde kapıya yakın yerde otururlar. Niye? Panik atak yaşarsam bir an evvel çarp hemen dışarıya kaçayım. Hadi gidin bakayım. Demin tuvalete sıkışan insanı tuvalete gidin bir restorana gidecek olsa eminin o insan tuvaleti restoranda en yakın yerlerde olduğunu arıyordur. Ona diyelim ki hocam oturuyorum. Ama şunu sormak lazım. Restoranda nerede oturuyorsun? Hocam yuvarlak bir masa varsa en dipte oturabiliyor musun? Hayır. Nerede? Hocam en dışta oturmaya çalışıyorum. Herkese yer veriyorum ki ya tuvaletim gelirse diye sürekli bakıyorum. Yemekler gelirse ben bunu almam. Ben çok doydum. Bu bana çok midem ağrıyor falan gibi bahanelerle geçiştiriyorum. Bir an evvel oradan gitmeye çalışıyorum. En ufacık bir şey olsa hemen tuvalete kaçmak için. Tuvalet nerede hocam? Sağ tarafta gittim daha önceden baktım. Bunların hepsini araştırırlar. Hadi git ona de ki git tuvalete en uzak yerde otur. Hem de duvara en köşe yanında 10 kişi de sıralansın. Sen o göbekte otur. Hepsini tuvaletin gelirse çok özür dilerim çıkabilir miyim de bakayım. Geldi o adamı orada oturt. O da lokantada oturamaz. Bak öbürü lokantada oturur bu lokantada oturamaz. Eğer sormazsanız bunun yanıtını da alamazsınız. Sormak zorundayız. Bir doktor, bir terapist, bir psikiyatrist, bir kardiyolog hepimiz. Anlamadığımızı anlayabilmek için sonuna kadar çaba sarf edip sonuçta anlayabilmektir. Peki bunu deneyimlemeli mi hocam? Şey mi? Hani restoranın sonuna kadar gidip orada etrafında insanlarla şimdi, oturmayı. Şimdi bir şeyi deneyimlemek demek, dikta etmek demek, terapi yapmak demek değil. O yüzden kalkıp bunu terapist eşliğinde bazı şeyleri yapması lazım. Terapist eşliğinde bazı şeyleri öğrenmesi lazım. Gerekirse terapistiyle bile o kafeye gidip bazı şeyleri görmesi lazım. Öyle büroda bile yapılıyor ama biraz ben bu işin sokakta da dışarıda da terapistin hastasıyla dışarıya çıkması gerektiğine inanıyorum. Hayatın içinde yani değil mi hocam? Öyle yani bürodan uzaktan komanda iş olmuyor. Ben hastamla ben yapıyorum diye söylemiyorum. Çoğu arkadaşım bunu yapıyor. Bilişsel davranışçı terapist olup bunu hakkıyla yapabilen çoğu arkadaşımız bunu yapıyor. Çünkü dünyada yapılması gerekli var kızım. Ama ben AVM merkezine gidip veya otobanda hastamla gittiğim çok insan var. Herkes de yapabiliyor muyum? Tabii ki yapamıyorum. Ama exposure'ı yapmak zorundayım. Doğru olan bu. Eğer yapamayacağımı bürom içerisinde görüyorsam, imajine ettirerek yapamayacağımı inandığım durum varsa, o zaman çıkmam gerektiğini de biliyorsam, o zaman çıkıyorum. Seansı dışarıda yapıyorum. Kısa bir ara verelim. Tabii ki. Tekrar devam edeceğiz. Doktor İbrahim Bilgen'le Yalnız Değilsin devam ediyor ve telefon attığımızda Bengü Hanım var, Kırşehir'den bizi arıyor. Merhabalar Bengü Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizi dinliyoruz. Programı hayırlı olsun hocam ilk önce. Sağ olun, çok mersi Bengü Hanım, çok teşekkür ederiz. Hocam benim ölümle ilgili kalp bozukluğum var. Ne var efendim? Biraz ayziyi uzak durak. Ne var efendim? Ölümle ilgili kaygı bozukluğu yaşıyorum hocam. Anladım. Evet. Evet. Ölüm aklıma geldiği zaman kendim kaygılıyorum. Böyle çukulacak gibi oluyorum. Ailem sakinleştiriyor. Bilmiyorum yani ne yapacağımı. Tamam.
Bununla ilgili bize soracağınız ne vardı? Sormak istediğiniz şey? Ne yapabilirim? Yani korkuyu yenmek için ne yapabilirim? Tamam. Peki. Ben yanıtlamaya çalışayım. İsterseniz siz izlemeye devam edin televizyondan. Bu soruyu tamam. Yanıtlamaya çalışayım. Arayacak olan izleyicilerimize fırsat olsun. Telefon açısından da. Tamam? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Dillerinize sağlık. Katıldığınız için. Evet. Korkmuş ondan burada da bir düşünce. Dikkatinizi çekiyor mu? Yani tüm izleyicilerimizin hep korktuğu, aklımıza gelen hep düşünce. Yani buradan bize söylenmiş olan o düşüncelerden korkuyoruz. O ne? Ölüm. İşte demin söylediğim ecel teri. Terlediğinde onun ecel teri olarak algılaması. Ölüm kelimesini diyemez. Ölüm, hocam aman deme işte hani bir şey var ya insanlar... yaşamı sona erdiği zaman bir şey denir ya falan. Hatta o kelimeden bile korkar. Bakın demin yılan kelimesinin arkasında yılanın. Esasında orada ölüm kelimesi neticesinde gözün önüne gelen görüntü, imajdan korkuyor. O fotoğrafı anlamadan tedavi olmaz. Yani o kişi neyden korkuyor? Bakın demin tuvalet korkusunun arkasında ne çıktı? Esasında hastaneye gidip doktorluk olmak korkusu çıktı. Hastalıklı olma korkusu. Yani hepsinin altında başka bir başka şey var. Korku vardı. Sonuna kadar yani Sokratik sorgulamayla sonuna kadar gidersin. Geri sorularla terapist eşliğinde rehber eşliğinde guiding discovery dediğimiz o rehber eşliğinde keşif dediğimiz o yukarıya doğru çıkarak sen bir şeyi keşfederken de hastaya da o keşfi sorularla bularak göstererek dikersin. Yani gerçek soruna ineceğiz. Gerçek sorunun ne olduğunu anlayacağız ve onu... Ama orada kalmayacaksınız. Orada kalmayacağız. Onu düzeltebiliriz. Yani algıyı. Yoksa yıllar geçer o değil. Biz yani diyorum ya hocam işte senin çocukluğunu inelim. Tamam çocukluğunu inelim de Allah'ın seversen 4 yıl orada kalmayalım. Yani, hayır kalabiliriz de. Şematik terapiler var tabii ki kalabiliriz. Eğer orada bir problem görüyorsak o problemi halledip geri yukarı çıkmamız lazım. Yine bu bir maden ocağındaki çalışan işçilerimiz gibi. Aşağıda alacağını aldı, yukarıya çıkardı ürünü. Ve koydu. Bir daha dalacak, bir daha dalar. Veya bir dalgıçın dibe inip işini bitirip geri yukarıya çıkması gibi. Orada ömür boyu altta kalmayacak. Ya kimsenin ömrü dayanmaz öyle bir şey. Değil mi? Ya terapiler öyle şey değil. Bir kere ne yapacağınızı bilmek lazım. Anlat bakalım deyip hayatınız boyunca konuşmak, etmek değil. Yapılandırılmış bir görüşme olması gerek. Yani terapi çok önemli bir şey. Bizim cerrahimiz gibi bir şey bence. Kesinlikle. Hocam sorulara devam edelim isterseniz. Buradaki korkmuş olduğu şey de ölümlü olma korkusu. Ölüm düşüncesinin kendisinden korkuyor. Ölümden değil, ölüm düşüncesinden korkuyor. Ölümlü olmak ya da ölmek o kişi tarafından bu dünyaya direkt gelmediği ama ölüm kelimesini söylediğinde sanki ölümün yaklaştığı ve hemen üstüne gelmiş gibi çağırdığı gibi bir düşünce hatası içerisine dahi giriyor olabilir. Giriyor diyemem çünkü sormadım. Bilmiyorum. Şimdi uyduruyorum. Yani uyduruyorum değil. Tahmin ediyorsunuz. Yani tahmin ediyorum. Tecrübelerinizden. Hocam sorulara geçelim. Nurbanu Çodal. Aşırı derecede panik oluyorum. 11. katta oturuyorum ve 7 senedir yürüyerek inip çıkıyorum. Asansöre binemiyorum demiş. Asansör de uçak gibidir. Asansörün içerisine girip sıkışıp kalacağı ve dışarı çıkamayacağı, yardım isteyemeyeceği gibi bir düşünce neticesinde kişi korkar. Dolayısıyla da böyle bir riske girmediği için yani asansörün tetiklemiş olduğu kaygı hissiyatını yaşamamak için asansörden kaçar. Peki bana soru ne? Ne önerirsiniz? Soru bu. Yani ben asansöre nasıl inip inerim? 11 katı nasıl aşağı inip çıkmam? Asansörün içerisine binerek asansörün içerisindeki o kaygıyı nasıl tolere edebileceğini bir terapistin göstermesi lazım. Yoksa git asansöre bin, nefesini tut, aşağı in, nefes egzersizi yap. Ondan geri yukarıya çık. Amaç o değil. Esas o asansörün neticesinde ortaya çıkacak düşünce, duygu ya da duyum, hissiyatlardan korkuyor. Asansör kendisinden korkmuyor. Bunu adlandırmayalım. O zaman her asansörü aşağıda görse ay diye korkması lazım. O asansörün içerisine girip geri çıkamıyor olmak ve vücudunda ya da aklındaki düşünceleri o sırada olan şeylerden korkuyor. O süreçten korkuyor. Onu anlayıp tedavi etmek lazım. Bunun üzerine gitmek lazım diyorsunuz. Tüm kaygı bozukluklarında esasında ana olay odur. Çekirdek o ana kognisyon dediğimiz yani ana düşünceyi, ana olayı bulmaktır her zaman. Bütün mesele bu. Havva Türkcan, hocam ben 10 senedir panik atak hastasıyım ve 10 senedir antidepresan ilaç kullanıyorum ve bırakamıyorum demiş. Lütfen yardım edin demiş. Bırakamıyorum ama niye bırakamıyorum? Bir, hocam bir anda bırakamıyorum çünkü tüm antidepresanları bırakmaya çalıştığınızda antidepresanlar
bir taraftan baş dönmesi, mide bulantısı, uyuşma, ürperme hissi yapabilir. 3 hafta kadar sürebilir. Kesilme diskinezisi dediğimiz, ilaçları aniden kestiğinizde halıyı şöyle hafifçe hızlı çekerlersen bir dengeniz bozulur ya. Onun gibi bir şey yapabilir. O yüzden her zaman yavaş yavaş arttırılır, yavaş yavaş ilaçlar bıraktırılır. Bunu da en doğru doktorunuza sorarak yapmamız lazım. Ama asla doktorunuza danışmadan ve birden asla bırakmamanız lazım. Çünkü bunun sonucunda baş dönmesi, mide bulantısı ortaya çıkarak ilacını almadığınızda bile bunlar olduğunda panik atak hastaları ilacını almadığını unutur. İlacını almadığını unutup bu hisler olunca da zaten vücudunu tarıyor. Bana ne olacak diye devamlı kendini dinlediği için buluverir. Sonuçta da atak ortaya çıkabilir. O yüzden doktorunuza danışmadan kafaya göre ilaç kesilmez. Ama antidepresanları kestiğimde ise ya hastalığım tekrar ederse bir diğer korkudur. Bunun için de muhakkak kişinin bilişsel davranışçı terapiyi alması gerekir. Bilişsel davranışçı terapi diyorum, üçüncü kuşak terapiler diyorum. Bu terapiler genelde kaygı bozukluklarında dünyada şu an iyi noktada olduğu için ve dünyanın kabul ettiği için bunu söylüyorum. Ben bununla ilgileniyorum diye söylemiyorum. Her branştaki terapiyi yapan hakkıyla akredite edilmiş şekilde onaylı bir yerde, bir enstitüden onaylı, doğru dürüst yapılmış olan her türlü terapinin de arkasındayız. Ama kaygı bozukluklarında bilişsel davranış terapi ve üçüncü kuşak terapiler her zaman dünyanın kabul ettiği yer yer ilaçtan bile daha iyi bir terapi yöntemidir, tedavi yöntemidir. Evet hocam. Şule Hanım, ben 4 ay önce doğum yaptım. Doğum sonrası kaygı bozukluğu oldu. Her sabah aynı sıkıntıyla uyanıyorum ve ağlama krizlerim oluyor demiş. Postpartum, yani doğum sonrası depresyon olabilir. Doğum sonrası depresyonlar bayanlarda ortaya çıkabilir. Annelik hüznüyle karıştırılmaması lazım. Herkes böyle tip durumlarda genelde annelik hüznü yaşayabilir. İlk 10 gün, 15 gün ben bu çocuğuma bakabileceğim mi? Acaba çocuğuna bakarken, emzirirken ağlamakla bir hal. Bu çocuk büyüyecek. Ben bunu acaba görebileceğim mi? Ya bu çocuk ölürse? Ya ben bir şey olsam? Bak düşünceler böyle böyle gelir. Sonra hüngür hüngür ağlarsınız. Bu östrojen ve progesteron çekilerek, yani eşin, plazentanın çekildikten sonra onun içi progesteron ve östrojen sistemi yerine otururken ortaya çıkan bir hormonal bir denge. Vücutta böyle bir denge oluşmaya başlar. Gelgitler olur. Dalgalar oturmaya çalışır. Hani kahveyi sallarsınız yerine oturur ya. Onun gibi bir şeyler oturmaya başlar. Bu sırada bunlar olabilir. Ama bunlar genelde bir 15-20 gün sonra, 3 hafta sonra, yavaş bilemediniz bir ay sonra geçmesi lazım. Ama hala bir ay sonra bu tip şeyler devam ediyor. Kişi hayatın bir anlamının kalmadığını, artık ya ölsem de kurtulsam gibi böyle düşünceler de aklına geliyorsa bunu bir depresyon olarak değerlendirmek ve muhakkak tedavi görmesi gerekir. Evet, bu arada yine bir telefonumuz var hocam. Evet. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz Van'dan arıyor bizi. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocama bir soru soracaktım. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar, sağ olun efendim. Bende her şeyde kaygı duyma var. Kendime güvenim yok. Bir yere gittiğimde bu insanların benim hakkımda ne düşündüğünü güzel konuşsam bile bu bende kaygı yapıyor. Sonra bir sıkıntı yapıyor sabaha karşı. Yatamıyorum. Sonra panik atağa dönüşüyor. Bu hatta öyle oluyor ki çocuklarımdan bile şüphe duyuyorum. Acaba bende beni yetersiz mi görüyorlar? Kendime güvenim yok eşime karşı, çocuklarıma karşı. Ne zamandan beri böyle? Gerçi bu çocukluğumdan beri, belki aileden de gelebilir. Babamın çok katı yapısı olduğundan dolayı bize güven vermedi. Yani bir şeyi yaptığımızda size fazla güvenmediği için evlendikten sonra da bu sürdü yani. Şimdi burada esas korkumuz, kişileri tenzih ederek konuşuyorum, sizi de tenzih ederek konuşmak isterim. Ben de çağrışan sizden anlattıklarınızdan bir örnek hayatla ilgili söylemek istiyorum. Kişiler genellikle güzel bir örnek oldu. Evet, gerçekten çok güzel. Önce çocuğun programını pazar günleri elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız, evet. Zaten her pazar. Orada bu konuyu konuşabilirdik ama o biraz işte iki program birbirle bağlantılı. Evet. Sen de çocuk ergeni, pazar günleri, büyükleri, cuma akşamları 22'de konuşalım diye düşünüyoruz. Evet, İnşallah aynen öyle. Böyle. Ama bu konu işte çocukluktan başlayan büyüğü de etkileyen bir konu. Buna da ayrı bir program mı yapmak lazım? Değil, onu bu programda gerçekten konuşuruz. Gerçekten çok da önemli bir konu, önemli değil bir mi konu. Hocam? Şöyle bir şey, küçüklük süreci içerisinde bir anne babalar bizi izliyorsa, çocuklarınıza ani olarak bağırıyor olmanız çocukların kendilerini ifade etme özgürlüklerini minimalize eder. Çocuklar o zaman kendilerini ifade ettiklerinde babasının ve annesinin fikrini eğer
onaylıyorlar ise ve siz o fikri kendinize karşı çıkılmayıp onları dikte ederek onları kabul ettiriyor olmak gibi bir ihtiyaç peşindeyseniz, çocuğunuz sürekli size uyum sağlamak için siz onu sevin ve onu reddetmeyin diye sürekli olarak sizin düşüncelerinizin içinde kalıp kendi düşüncelerini asla zıttı bile olacak olsa, fikrinize katılmasa bile ifade etmekten kaçar. Hayatının ileri döneminde bu çocuk evlense bile hala o küçüklüğündeki o çocuk hala içinde kalmıştır. Ve dolayısıyla o çocuk şu an için yine kendisini ifade edecek olur ise sevdiği insanlar tarafından yadırganarak, aşağı görülerek, sevilmeyebileceği gibi bir düşünce buradan ona konuşarak onu yine ifade etmekten sürekli kaçındırır. Yani kişi kendi olmaktan daha fazla karşısının içindeki ve onun isteklerinin içerisinde onu kabul etmek yolunda bir hayat peşinde koşar. Ama bu koşma acaba o kişinin değeri midir? Hayatla ilgili bir değeri midir? Halbuki o kişinin değeri kendi olmaktır. Başkasının içinde yok olmak değil. Bu kişinin anlatmaya çalıştığı sanki bende çağrıştıran o gibi. Bence ve bu tedavi edilmeden işte burada o zemin kata kadar inip orada bayağı kalınabilir. Çünkü şematik bir problem. O şematik problemi düzeltip sonrasında yukarıya çıkıp şimdi burada ne yapacağız da getirmemiz gerekir. Peki hocam mesela hanımefendi farklı bir aile ortamında büyüseydi nasıl olurdu? Nasıl değişirdi tablo? Önce çocuğuma geçtik. Evet. Olsun. Olsun. Öyle psikoloji ayrılmaz. Bakın ben çocuk ve ergen terapisti inşallah. Ayın 31'inde artık Avrupa'da yetiştirilmiş insanlar içerisinde olacağız. 40 küsur kişi olarak çıkıyoruz inşallah. Belki 50-55 şey yapmayayım. Sayıyı net bilmiyorum ama çok güzel bir 3 yıl geçirdik arkadaşlarımızla. Güzel bir eğitim sürecimiz oldu. Hep orada da denilen şudur. Davranım bozukluklarını bize anlattıklarında yine Portekiz'den Daniel'di. Çok dünyada büyük bir isim. Çocuk cezaevlerinde çalışıp büyük araştırmalar yapmış olan bir kişi. Çok hoşuma gitti bir cümle. O gün de paylaştık bunu. Hangi çocuğu alırsanız alın bu çocuklarda illa genetik deyip durmayın dedi. Genetik falan değil. Eğer bu çocuğa aynı şekilde, aynı hayat şeklinde davranıldığı gibi davranılsa her çocuk bu şekilde olur. Bakın biz eskiden genetik derdik. Değil. Bu çocuklara aynı şekilde davran, aynı şekilde bu çocuk babasını algılasın, aynı şekilde algıladığı gibi babası sürekli aynı zamanda, aynı şekilde, aynı cümlelerle hep aynı şekilde her çocuğa davransın. Beş aşağı beş yukarı her çocuk böyle olur. Hanımefendinin yerinde kim olursa olsun aynı durumda olur değil mi aşağı yukarı? Bence olurdu. Hocam ama diğer kardeşlerimiz var, diğer kardeşlerimiz böyle yapılmıyor. O zaman biz bakın sen kardeşlerin olduğunda belki sen eşini aldatmıştın, mutsuz bir evlilik vardı, kadıncağız ağlıyordu ve sen o dönemde mutsuz bir evlilik içerisinde büyümüş olan bir kardeş ayrı, sen çok mutlu olup karınla barışmış, varlık içerisinde olup o dönemde olmuş olan çocuğuna olan davranışın farklı olabilir. Ben diyorum ki aynı yüz ifadesiyle, aynı ses tonuyla, aynı cümlelerle, aynı şekilde davranacaksan çocuklar aynı hayat hikayesinde genelde yine aynı şekilde olurlar. Peki hocam böyle bir durumda pek çok kişi var. Ne yapmak bunu lazım? Bundan gel diyor. Ben de bunu hep genetik faktörlerin, çünkü mizacın da genetik. Ben hanımefendideyim hala da. Evet. Yani ne yapmak lazım? Ne yapması lazım? Nasıl bir yol gösterebiliriz izleyicimize? Nasıl aşabiliriz çok bu sıkıntıyı? Çok iyi niyetle gittiğinizi ve benim de çok iyi niyetle gittiğini biliyorum. Çok yardım etmeyi istiyorum. Ama burada bir cümleyle yardım edebilme ihtimalimiz zor. Bazen diyoruz ki ameliyat olmak lazım. Evet. Yani bu gerçekten önemli bir durum. Yani burada şimdi ifade edeceksin. Bazen ufak ufak da olsa kendi düşüncelerini o insanlara karşı söyleyeceksin desem kadıncağız bana bu adama bu saatte aradım ben kalkıp bana söyledi cümleye bak der. Diyemem. Bu şematik terapi görmesi gereken bir durum. İnşallah öyle bir durum olur. İnşallah. Yine bir izleyicimiz var İstanbul'dan, ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz bizi arıyor. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yani kalbim yerinden çıkacak zaten, ellerim ayaklarım titriyor şu anda. Valla biz oturuyoruz işte, evet. Evinize geldik. Sohbet ediyoruz. Evet hocam, buyurun. Size ulaştığım için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, hiç öyle bir şey yok efendim. 27 yaşındayım hocam, iki çocuk annesiyim.
Yaklaşık işte 7 yıldır bu hastalığa hani şey oldum. Bundan hocam 2 yıl önce hani dediğiniz o panik atak geçirme anını yaşadım. Yani o anı hiçbir şekilde ben anlatamam o korkuyu. Annem yanımdaydı. Anne dedim ben kalp krizi geçiriyorum, nefes alamıyorum, benim nefesim kesildi dedim. Annem o sıra babamı aradı. Hocam hastaneye gidene kadar baba dedim ölüyorum yani, camları açın, ben nefesim gitti. Hatta vasiyetimi bile söyledim, çocuklarım size emanet, ben öleceğim, bu son dedim. Bana hemen hava verdiler. Hatta diyordum ki Azrail şimdi gelecek, şimdi gelecek, şimdi gelecek. Yani artık Azrail'i bekliyordum karşımda. Demin anlattığımız olay işte. Aynen. Her an bitti, işte hocam yani bu anı ben hiçbir şekilde anlatamam. Onu yaşadım ama hocam hiçbir tedavi almadım. Bir ay önce çok şiddetli bir baş ağrısı geçirdim. Eşim hastaneye götürdü. Hastane korkum var. Aman beni filme alacaklar, tomografi çekecekler, MR çekecekler diye hastaneye de gitmiyorum. Artık hani mecbur kaldığım için gittim. Doktorun odasında hocam ben ağlamaya başladım. Niye ağlıyorsun? Ben panik atak hastasıyım. Hocam sakın film çekmeyin, tomografiye almayın. Ama mecbur dedi, MR ya da tomografi görmek zorundayım. Ben dedim ki ben ölürüm. Ben bu baş ağrısıyla yaşarım ama beni hastaneden çıkarın. Yani ben tomografi, MR asla dedim girmem, film bile çektirmiyorum dedim. Yani çok zor hocam. Eşimle de çok bu konuda hani tartışıyoruz. Çocuklardan hani artık o kadar bu hastalıkla hani hiçbir tedavi görmediğim için çocuklardan hırsımı alıyorum. Yani hani programına da yalnız değilsiniz ya. Ben kendimi bu dünyada tek başıma gibi hissediyorum. Akşama kadar ağlıyorum oturup. Öyle. Heyecanın nasıl şu an? İlk baştaki gibi mi? Hocam çok çok yani ben i̇lk şu anda ilk baştaki kadar heyecanlı mısın? Yani dişlerim birbirine vuracak şeytandan. O denli. Peki ben yani azaldı ses tonum. Ellerim böyle... ayaklarım dondu şu anda buz gibiyim. Devam edersek bu sıkıntın gitgide biraz sonra daha da azalacak. Ama hiç telefonu hocam, şimdi ama telefonu çok bir daha yardım istiyorum. Telefonu şimdi kapatırsan bir dahaki sefere yine telefonda canlı bağlantı olursa ben yine bu kadar heyecanlanırsam diye, ama asla onun söylediğine inanma. Aramaya devam et. Sadece örnek olsun diye söyledim. Ama senin sormuş olduğun konunun bununla hiçbir alakası yok. Yani senin sorduğun konu çok güzel bir şekilde bizim program başından beri anlatmış olduğumuz. Evet, çok güzel, evet, bir örnek oldu. Çok güzel bir örnek şekilde anlattın. Soru da sormadı size. Şöyle bir şey yapalım. İstanbul'dan arıyor değil mi? Evet hocam. İstanbul'dan hocam ben çok yardım istiyorum sizden. Yani sadece bunu çocuklarım için artık... Çocuklarıma yani çok şiddet uyguluyorum. Seslerini katlanamıyorum. Yani o yani iki tane çocuk benim yüzümden, yani onlar da şey oldu. İkisi de küçük yaşta. Evet, şimdi şöyle bir şey yapalım. Yani bu bahsetmiş olduğun durum bir taraftan panik atak. Panik atak çok zor şekilde hallolmayacak bir şey değil. Elimizden geleni yaparız. Yine sen bir bağlantı kur arkadaşlarımızla. Arkadaşlar bugünkü telefonlarını almışlar artık, hocam. Almışlarsa o 3 kişi oldu şu an. 3 evet, kişinin üç kişi bağlantısını var. Ben kuracağım. Arayacağım. ama tekrar söylüyorum. Lütfen şey yapmayın. Öncelikle bu bir reklam değil. Lütfen kitabı sizin için yazdım. Bu kitabı tüm panik atak ve kaygı bozukluğu olan kişiler elinden geldiğince okusun ki İsmi zaten panik atağın tuzakları ve kurtulma yolları diye. Yani panik atağın tuzakları ben... ne olduğunu bil ki bunlarla yap. Ayrıca da inşallah o videolarda yakında devreye girecek. Ve oradan da bunları canlı karşılıklı soru cevap şeklinde size terapi yapar gibi anlatmaya çalıştım. Ama bunların hiçbirisi bir terapi değil. Asla böyle bir şey düşünmeyin. Ama yine de aşabilmeniz için doktora gitmeden yapılmış şeyler. Ama ben sizle bağlantı kuracağız inşallah bu üç kişiyle. Hocam ben tansiyon hastası oldum bu yaşta, yani 27 yaşında bana diyorlar ki hani nasıl olur ya, ben tansiyon hastası oldum, benim sürekli tansiyonum çıkıyor. Yani bilmiyorum, yani ağlamamak için şu anda zaten kendimi zor, çok zor tutuyorum. Ama bir taraftan... Yani bu haldeyim yani, bilmiyorum artık bakalım, nasıl olacak. Bakalım beraberce karşılıklı konuşacağız, tamam? Çok sağ olun hocam, çok, tamam. Yani görüşmek çok üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz teşekkür ederiz. Hocam izleyicimiz çok güzel anlattı duygularını, işte nefesi daralıyor, kalbi yerinden çıkacakmış gibi öleceğini zannediyor o anda, hani vasiyetini dile getiriyor. Gerçekten kalp krizi geçirme durumu olabilir mi panik ataklı bir kişinin? Çok sık ve çok güzel bir soru. Genelde
bir gerçek tehlike varsa herkes gerçek tehlikeyi yaşar. Yani sizin koroner damarlarınız %90'ın üzerinde tıkalıysa illa korku anının hepsinde yaşayabilirsiniz. Rahmetle anmak istiyorum. Rahmetli Kemal Sunal, onun da filmleriyle bizler büyüdük. Allah nur içinde yatırsın. Amin. Kemal Sunal'ın maalesef talihsiz bir şekilde uçak korkusu vardı da uçakta işte efendim korktuğu için öldü, bu şekilde oldu gibi bir şeyin tüm uçak korkusu olanların panik atağı ve bu kadar fazla panik atak neticesinde öleceği gibi bir yanlış inanış içerisine girdi. Damarın içerisinde gerçekten bir tıkanıklık varsa, gerçekten genetik açıdan bazı kriterler varsa her türlü korku kalp krizine sebep olabilir. Panik atak da olabilir. Ama damarınızın içerisinde hiçbir problem yok, hiçbir şekilde bir şey yapmıyorsanız, hiçbir problem yoksa ama çarpıntı olacak ve kalp krizi geçireceğim diye spor yapmıyorsanız esasında siz kaçınarak, spor yapmayarak olmayacak olan bir şeyin başınıza gelmesini sağlıyorsunuz. Bakın hastalık sadece psikiyatrik hastalık yapmıyor. Kendini doğrulayan kehanet ile sizin gerçekten spor yapmayarak damarınızın tıkanıp belki yarın bugün kalp krizi geçirmenizi, kilo almanızı, kilo olarak tansiyonunuzun yükselmesine sebep oluyor. Değil. Buradaki olay kalp krizi damarın içerisinde temiz. Damarın içerisindeki olan temiz olmasına rağmen tıkanıp da ölürsem diye beynimin yorumlayışı hasta. Bu yorumlayışı değiştirdiğimde, bir şeyin olmadığını gördüğümde, yaptığımda hem psikiyatrik hastalıktan hem de gelecekte olabilecek bir kalp krizinden hem de kilo, tansiyon gibi kısımlardan da kurtulmuş olurum. Aslında ne kadar basit anlatıyorsunuz hocam. O beynimizdeki yorumlayışı değiştirmek çünkü gerekiyor. Bunların tüm tabii ki bu. Yani tüm mesele bu, çok güzel bir cümleyle söylüyoruz da o tüm mesele için saatlerimiz değil mi? Yani oraya, kolay yani, olmuyor onu. İzleyicilerimizin lütfen yanlış anlamasınlar. Yani çok güzel anlatıyorsun da yani ben ne çektiğimi öyle güzel basit anlatıyorsun ama gel de bunu yap bakalım demek gibi bir şey. Onun ne kadar zor olduğunu biliyorum ama o kadar da kolay olduğunu da biliyorum. Ben hayatımda iki tane insanın iyi olmadığını bilirim. Bir, ya tedaviye gelmeyen ya da bizim söylediklerimizi gereği kadar yapmayan. Evet hocam. Peki böyle bir durumda, böyle bir atak durumunda ne yapmak lazım? Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi atak anında yapılması gerekli olan bir kere şunu çok fazla artık katılmıyorum. Şöyle diyeyim. Yani bir nefes egzersizi yapma, nefes egzersiziyle ben korkuyu aşabileyim. Tabii ki yararlı. Eğer ben kasiyerin yanına gittiğimde bayılacağım, korkum var diye kasiyerin yanına ulaşmadan yarıda kaçıp gidiyorsam, o zaman ben hiçbir şey yapmam. Kasiyere sırtımı dönerek nefes egzersizi yapıp kendimi rahatlatıp sonra uzaktan kaçıp gidiyorsam hiçbir tedavisi yok. Esas olay korkmuş olduğun şeyle temas edip oradaki düşünceyi ya da bulguyu kontrol edebildiğini kişiye gösterebilmektir her zaman. Bütün bu da evet. Ve o sırada yapılacak her yol mübahtır. Ama yani nefes egzersiziyle kaygını azaltabiliyorsan, kaçınma yapmadan bunu yapabiliyorsan ama ne dedim demin? Gittiğin anda yani köpek korkun varsa köpeğe dokunduğun, dibine kadar geldiğin köpeğin seni kokladığı anda ya ısırırsa diye gerildiğin böyle kaygının 0 ile 10 arası 10 diye tap noktaya, en üst noktaya vurduğu andan onun 5'e kadar düşene kadar en az o köpeğin seni koklamasına müsaade etmen lazım. Köpek senden uzaklaşırsa senin köpeğe gidip sevmen lazım. O kaygıyı hatta 5 olduktan sonra da o 5'i ya iyi de gidiyor. 4'e 3'e kadar da bekleyeyim. Biraz daha nefes yapayım. Bakayım şu köpeğe odaklanayım. Bakayım ne tatlı kuyruğu varmış. Ne kadar şey. İlla ağzına bakmak zorunda değilsin ki. Sonra ağzına bakarsın. Dişlerine bakarsın. Beni ısırır mı diye boğazıma atladığı imajı düşünebilirsin falan. Çünkü korktuğun düşünce. Köpek değil, köpek sabahtan beri öpüyor. Çünkü o zaman her köpek gören insan senin gibi kaçardı kaplan görmüş gibi. O zaman senin korktuğun köpek değil ki. Köpeğin ısıracağı düşüncesi. Korktuğu bu. Evet. Ona verdiğin anlam. O anlamı değiştirmek gerekiyor. Tüm kaygı bozukluklarında olacak olan bu. Tüm psikiyatrik rahatsızlıklardaki oradaki anlamı bilmeden bu çocuk da olsa, büyük de olsa, yaşlı da olsa değiştirilmesi gerekli olan budur. Bu yönde değiştirme için yapılmış olan teknikler bizim ameliyatta kullandığımız aletlerdir. Tekniklere bağımlı bir hayat tarzı yaşamaktansa öncelikle danışanın ne yaşadığını, hastanın ne yaşadığını, her yaşadığında neyi yorumladığını anlayıp ona göre yol haritası yapmadan tanı koymanın doğru olmadığı düşüncesindeyim. En önemli tanının
hastayı anlamanın en doğru tanı olduğunu düşünüyorsunuz. Evet hocam. Sorulara devam edelim. Bir izleyicimiz sormuş, panik atak tedavisi gördüm, hipnoterapiyle çoğunlukla geçti, eleştirilme korkusu yaşıyorum, bulanık görmeler oluyor, göz göze gelemiyorum tanımadıklarımla, ne yapabilirim, tedaviyi tekrarlamalı mıyım? Diyelim göz göze geldin, diyelim en korktuğun andasın, bir konuşma yapıyorsun, tüm gözler senin üzerinde, başına gelebilecek en kötü şeyin ne olduğunu bana anlatır mısın derdim. Böyle bir durum karşısında. Evet. O zaman anlatmaya başladı. Hocam düşünmesi bile kötü. Çünkü sosyal fobisi olan, kesin öyle demiyorum ama olan insanlar esas korktukları karşı tarafından yadırganmaktan, aşağı görülmekten, hor görülmekten korkarlar. Bunda böyle çocuğun yetiştirilme, çocukluk döneminde yetiştirilme... Demin ki aynı o sert, sert anne baba eleştirel. Aslında burada biraz da şey görüyoruz değil mi? Talepkar ebeveyn. Bunu böyle yaparsan sana şunu alırım. Bazen ben de oluyorum böyle. Ya şimdi dedim o. Şimdi Aytaç izliyorsa diyorum oğlum. Ya hepimiz oluyoruz değil mi? Yani her anne babanın öyle bir dönemi var. Bizlerin de olduğu süreçleri var. Oluyoruz ama yapmamak lazım. Sürekli yapmamak lazım. Çünkü ara ara yaptığınızda çok büyük bir sorun değil. Ama sürekli yaptığınızda önemli bir problem diye sonuçları düşünüyorum. Sonuçları bu şekilde olabilir. Tabii ki ebeveyn. Yani sürekli talep ederek çocuğa bir şey verip, ödül verip, olmadığında yasaklamak, böyle yapıyor olmak... Çocukta şu düşünceye sebep olur. Annem ve babam benim yaptığım davranışlara göre beni seviyor ya da onaylıyor. Annem babam otoriter, o zaman öğrenmede geçişme, genelleme, öğrenmede genelleme dediğimiz yapıya göre de o zaman babam gibi ses tonuna sahip olan, otoriter olabilen her türlü insanın karşısına geldiğimde kendi fikrimi savunduğumda ya babam gibi beni eleştirirse. İşin özü burada diyorsunuz. O babamdı. Orada yalnızlık. Ama eleştirmesi neticesinde kızarsa, eleştirirse buradaki tüm gözler benim aşağı ve yeteneksiz, yetersiz olduğumu düşünebilirler gibi bir düşünce yüzünden kişi bu tip ortamlardan kaçmaya başlar. Niye göz göze bakmaz? Çünkü göz göze baktığı süreç içerisinde göz etkiler. Bir insanı gördüğünüzde ne güzel gözle. Gözler etkileşimdir. İletişim şeylerinde bile göz göze bak. Merhabalar nasılsınız falan böyle yapmacık şeyler. Ben yapmacık buluyorum ya. Bunların şey yok. İnsan olmak en güzeli. İçten olmak, doğal olmak en güzeli bence. Samimi olmak en güzeli. Samimiyet sınırsız samimiyet değil. İş şuradan samimi olmak. Sonuçta bizim kalkıp da buradaki göz göze korkusu kişinin gözüne baktığında gözünden beynini okuyabileceği. Gözüne her baktığında ise kendini hep negatif şekilde eleştiriyor olarak alacağı için bir kaçınma davranış. O yüzden kaygılı insanlar genelde göz göze bakmaz. Etrafa bakmaz, böyle bakar, böyle yapar. Karşısı tarafından nasıl imaj içerisinde olduğudur. O imajlarda hep bedbaht, kötü. Hep insanlar ona gülüyor. Aa değil, ay çok kötü anlattı falan. Hep böyle negatif. Hep kendi düşüncelerinde ve kendi vücudundadır. İnsanlar onunla ilgilenmese bile değil mi hocam? Aynen öyle. O %100 o şekilde yapar. O zaman neyden korkuyor insan? Bir insan daha konuşma ortamına gitmeden, konuşma ortamına gitmeden önce nasıl bir duruma düşeceğini imajine edip düşünüyor, daha evdeyken düşünüyor. Dolayısıyla oraya gittiğinde de aynı durumun olacağına %100 inanıyor. Böyle bir adam uçağın %100 düşeceğine inanırsa uçağa binmez. Uçaktan kaçar. Dolayısıyla o adamlar hiçbir şekilde o ortama mecbur kalmadıkça girmiyor. Konuşma yapmıyor, kürsüye çıkmıyor, el kaldırmıyor, ben biliyorum hocam demiyor. Sesim titrer, yüzüm kızarır mı? Bunun gibi bir durum. Evet, diye düşünüyorum. Yine anlat, konu anlat. Ama bu konuyu bir gün işleyeceğiz. İşlememiz lazım. Gerçekten bunun önemini anlıyoruz. Seda Güngör demiş ki, 5 yaşında ablamı kaybettim. Ölüm kaygısı yaşıyorum. Geçmiş ve gelecek çizgisinde yaşıyorum. Anın tadını çıkartamıyorum. Bu da ilginç. Özellikle Allah rahmet eylesin. Zor bir şey tabii ki. 5 yaşında ablasını kaybetmiş. Doğru mu anladın? Kendisi 5 yaşındayken ablasını. Kendisi evet 5 yaşındayken ablasını kaybetmiş. Baş sağ olsun. Şimdi esas korkusu neydi? Bu saatlerde beyin gidiyor. Geçmiş ve gelecek çizgisinde yaşıyorum. Anın tadını çıkaramıyorum. Çünkü diyor. Anı tadını sürekli çıkaramıyorum. Sürekli ölüm kaygısı içinde. Anın tadını çıkaramıyorum deyince insanlar yanlış anlıyor. Anın tadını çıkarıyor olmak keyfine göre hayat yaşayıp sorumsuzca hayat yaşamak demek değil. Yani bu anda olamıyor değil mi? Yani sürekli şimdi düşünce. Buradaki anı kaçırıyor olmak. Hani bizim fotoğraf çektiğimizde ben taktım o şeye.
Fotoğraf çekip hani sonra yaşayıp da şimdi hep kaçırıyoruz ya. Sonra yaşıyoruz. Şimdi yok. Fotoğraflara bakıp ne güzel bir anı yaşamışız. Ne güzel yerlere gitmişiz. Halbuki sen oradayken o anı yaşamadın. Sadece fotoğrafı resmetmeye çalıştın. Yani o anı, o kokuyu, o doğayı, o güzelliği yaşamadın. Kapat şu telefonu, şurayı yaşa. Bir daha yaşamayacaksın. Değil mi? O da sen ayrı bir konu gerçekten. Sen sadece resme bakarak o ne güzel geçmişte şeyler yaşamışsın diye hayat yaşıyoruz. Bunun ne anlamı var işte? Aynı olay. Gerçekten İşte bu öyle. Hepsi çıktı işte o Instagram'lar, şunlar, bunlar. Bizler de hepimiz kullanıyoruz. Yararlı bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz ama o anı yaşamak da çok önemli. Buradaki olan kişi ise doğru. Çünkü tüm kaygı bozukluklarındaki anı olay size anı yaşatmamaktır tüm amacı. Ya geçmişte ya gelecekte. Geçmişi getiriyorsa ruminasyon. Geleceğe getiriyorsa endişe olarak adlandırdığımızdır. Yani geçmişte böyle yaptım. Geçmişte şunu yaptım. Sen geçmişte bunu yapsaydın. Geçmişte bunu yapsaydın. Benim size bir tavsiyem. Eşinizle, arkadaşınızla bile şu yoldan sapmasaydın çarpmazdık da oldu. Oldu. Şimdi ne yapacağız? Çünkü onun sonunda sürekli kavga edersiniz. Ama şimdiye ve bundan sonrasına odaklanacak olursak çözüm olarak o zaman çıkış yolu bulursunuz. Evet, ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz daha var. Ben sana evet, siz benden önce söylediniz hocam. Evet, izleyicimize merhaba diyelim. Balıkesir'den evet. Arıyor bizi. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İbrahim hocamı da sevgi ve takdirle izliyorum. Çok beğeniyorum. Çok kibarsınız İbrahim Bey. Sağ olun. Sizler de efendim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben de bir gün çamaşır makinesi sıkmaya geçtiği esnada acayip gürültülü bir ses çıkardı ve aniden kapattım ben hemen. Yerinde zıpladı yani makine. Ben de hemen onun yakınındaydım. Evet. Kapattım. Ondan sonra makine ne zaman sıkmaya geçse kalp atışlarım falan hızlanıyor. Gidip yanında bekliyorum makinemiz. Hani bir şey olursa hemen müdahale edip kapatabileyim diye. Bir şey sorabilir miyim burada? Hı hı. O makinenin ses çıkardığı anda ne olduğunu düşünmüştünüz? Ya makine yerinden oynadı. Şey, tezgahı falan parçalayacak zannettim. Neyi parçalayacak? Tezgahı. Yani mutfak tezgahının altında ya makine. Evet. Parçalayacak. Parçaladıktan sonra neler gözünüzün önüne geldi? O resmi bana anlatır mısınız, filmi? Yani işte bilemiyorum ki. Çok dedim her yer, ev falan mutfak yıkılacak diye öyle şeyler düşündüm. Sonra bunlar öyle salisilik düşünceler zaten. Yani böyle uzun bir düşünce değil. Bir anda şerit gibi hıp hızlı geçti. Hı hı. Evet. Yani eşim de mesela şey diyor. Yani aşkım diyor, bırak makine ne olacak diyor. Bozulursa yenisini alırız diyor ama benim endişem hani makine bozulursa ne yaparız? Biz nasıl makine alırız falan değil yani. Bravo. Yani o yüzden bir insanın neyi söylediği değil, o söylemiş olduğu şeyin kendisi açısından ne anlama geldiğini anlamak gerekir. Çok güzel bir örnek verdiniz. Tüm eş problemlerini yaşayanlar bu zaten. Sonra ben bunu kendi kendime yendim İbrahim Bey. Bir ara doktora gittim. Yani şimdi ben şey kullanıyorum bir tane. Siz makine seslerine, makine çalışıyor mu yine evde? Çalışıyor. Ben onu şimdi çok fazla böyle şey yapmıyorum. Geçenlerde yine biraz bir oldu sanki ama artık hani ona çok fazla takılmıyorum. Kendi kendime çap falan kullanmadan geçti. Hı hı. Ben iki çocuk annesiyim. Biri 2,5, biri 4,5 yaşında. Allah razı olsun. Onlar için çok hassas düşünmeye çalışıyorum. Yani onlara bir ara çok sinirlendim. Yine o ara yani şey, onlara hiç vurmuyorum falan ama çekmeceleri çok hızlı şekilde, mesela çekmeceyi açtım bir gün, çarptım, tekrar açtım, yine çarptım. Böyle hırsımı alamıyorum gibi. Çocuklara kızdığım için. Yani ikisine böyle zor yetişiyorum, beni çok strese sokuyorlar falan diye dolap kapaklarını falan çarpıyordum. Hani şey diyorum, eşime de mesela hep şey diyorum, yani şimdi güzel davranalım onlara. İstiyorum ki akıllarında unutamayacakları kötü bir şey kalmasın. Yani çünkü şimdi tam böyle en kritik dönemleri diyorum, ne kadar güzel öğretebilirsek her şeyi. Siz öyle ne iş yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor gününüz? Gününüz nasıl geçiyor? Ben bütün gün evdeyim İbrahim Bey ya. Benim eşim çalışıyor. Boşluk şeytanın oyun bahçesi. Yani ben hep evdeyim. Ev işi bitmiyor. Şimdi bakın, siz boş kaldıkça bu tip düşünceleri getirip, bu tip düşüncelere inanıp daha sonra kendinizin
aynada baktığınızdaki gelecekteki en kötü hale düşmüş durumunuzu gözünüzün önüne getiriyor. Bunu kabul etmediğiniz için de hemen kötü hissetmeye başlarsınız. Çocuğunuzun kötü bir anne gibi bir imaj içerisine girmek, sert bir anne olabilmek. O zaman siz çocuğunuzu hiç sinirlenmiyor musunuz? Sinirleniyorum işte. Yani peki size anneniz, sizin anneniz babanız size sinirlendi mi geçmişte? Sinirlendi aynen. Ve ben annemi şunu söylüyorum. Dur bitmedi. Bir şey daha soracağım. Çok özür dilerim. Tamam. Hele bu saatte hiç dikkatimiz yerinde olmuyor. Artık iyice dağılıyoruz. O yüzden dikkatimi veremiyorum. Peki. Anneniz sizi sinirlendiği anlar oldu. Oldu mu bayağı diyor çok sinirlendiği? Oldu bağırıyordu yani. Böyle alıp böyle ama bir şey fırlattı ettiği oldu mu hiç? Yani öyle. Sert bir şekilde yani şöyle. Yok hayır çok unutamayacağımız bir daha. Hayır yani böyle elindeki bir şeyi şöyle sertçe bıraktığı an falan olmuş muydu? Vuruyordu ya servis atıyordu galiba. Peki. Falan yemişti, peki. Annenizi çok sevdiğiniz öptüğü falan zamanlar oldu mu hiç sizi? Tabii. Peki siz çocuğunuzu öper misiniz? Ben çok öpüyorum. Ve ben onları peki, sürekli onları peki, çok... Peki annenizi siz nasıl bilirsiniz şu an? Ben annemi çok seviyorum. Peki çok çocuğunuz bağlı. Peki çocuğunuz ileride siz bunu illa sert kapattığınızda öpüyorsanız da sizden ne farkı var ki ileride sizi kalkıp da kötü düşünsün? Diyorsunuz. Ben demiyorum. Size sordum beraber dedik. Ha, işte o düşünceden korkma. O düşünceye bunları söyle ve yerine göre onu çarpabilirsin. Çocukları korkutmayacak şekilde. Kendini kısıtlama. Sen de bir insansın, yerine göre bazı davranışları yapabilirsin. Ama bunları yapıyor olman demek. Geçmişte senin anneni nasıl kötü anımsamıyorsan senin çocukların da seni anımsamaz. Önemli olan niyettir. Niyeti herkes bilir. Çocuk da çok iyi bilir. Sen çocuğunu kalkıp da bilerek yüzlerce zarar vermediğin süreç içerisinde çocuğun seni asla kötü bilmez. Her şeyi iyi yapıp da yine çocuğu annesini kötü bilen insanlar da var bu arada. Evet. Bir şey daha sorabilirim İbrahim Bey. Efendim? Yani çok kısa olsun. Heh. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Çok teşekkür diye. Ediyoruz izleyicimize. Hocam son bir soru alalım isterseniz. Bir izleyicimiz Cennet Hanım demiş ki benim kaygım her zaman anlatmak istediğimi anlatamadığımı düşünmek. Bundan hepsi nasıl düşünmek zaten. Görüyorsunuz bak hep düşünce. Evet. Ya düşünce ya da kaygıdan kaygı duymak. Ya da duygu yani kaygı neticesinde bir şey olacak. Metakognitif terapi. Bunları da hep ileride söyleyeceğim. Latincesine bırakacağım ne anlama geldiğini hep söylemeye çalışacağım. Ama düşüncenin kendisinden korkuyor. Neydi en son şeyinde söylemiş oldu? İfade edemediğimi düşünüyorum. Sürekli anlatmak istediğimi anlatamadığımı düşünüyorum. Nasıl kurtulabilirim? Bu kontrol olabilir. Bakın bu gizli bir şey. Bunun altında kontrol etme olabilir. Ya da mükemmeliyetçi bir obsesif bir şeydir. Durum olabilir. Düşüncelerden, inanışlardan biridir. Kontrol ve şey bu obsesif bir yapı olabilir bunun altında. Takıntılı bir yapı olabilir. Burada esas halletmeye çalıştığımız kontrol etmediğinde ya da bir şeyin mükemmel olmadığında ise bu iş nasıl olacak? Bunu deneyimlemek lazım. Çünkü her şeyi aşırı kendinden verip kontrol ederek esasında onun daha azını verdiğinde de o işten daha mükemmel, daha iyi veya daha aşağıda çıkarabilirsin. Ama insanların seni yadırgayacağı anlamına gelmediğini gördüğü zaman daha az enerji harcayarak da bunları yapıp kalan enerjiyle de kendine zaman ayırarak da o benzini doldurabileceğini kişinin görmesi de gerekebilir. Evet hocam programımızın sonuna geldik. İlave etmek istediğiniz bir şey nasıl var mı? Atladığımız bir şeyler var mı değil mi? İki saati geçtik hocam. Yani ne güzeldi bilmiyorum böyle konuştuk. İnşallah birilerine bir şeyler ulaştırabilmişizdir. İnşallah. Diyebileceğim düşünceler kelime gibidir. Düşüncelerden çok korkmamak gerekir. Kelimelerden de korkmadığımız gibi. Yılan kelimesini söylediğimizde esasında yılandan değil yılanın sizi sokacağından. Köpek dediğimizde köpeğin ısıracağından. Ama bunların hepsi bir düşünce. Her düşünce eşittir aynı şey demek değil. Düşüncelere sadece düşünceymiş gibi davranmadığımız süreç içerisinde o zaman hiçbir yere gelemeyiz. Hele hele o düşüncenin size söylemiş olduğu şekilde davrandığınız, kaçtığınız, birilerine sığındığımız sürece ise tüm kaygı bozuklukların ekmeğine yağ süreriz. Size belki tüm programlarda hep vermeye çalışacağımız, kendi kitabımda vermeye çalıştığım, sürekli olarak hep örneklerle, metaforlarla, canlandırmalarla anlatmaya çalıştığım hep bu oldu. İnşallah sizler de okur, kaygı bozukluğuyla ilgili olan kişilerde bir yarar görürsünüz. Eğer bir kişiye bile yararımız dokunuyorsa bu programlarla ve bunlarla yaptığımız kitabımızla o her şeyle ne mutlu bize.
Deminki örneğin izleyicimizin İzmir'den arayıp benim için bunu söylemiş olması bana dünyaları verse bu kadar mutlu olmaz. Evet, gerçekten ne mutlu. Hocam bu arada programımızın sonuna geldik. Ama izleyicilerimize ben duyurmak istiyorum. Pazar günleri Doktor İbrahim Bilgen'le çocuklarımızla ilgili konuşuyoruz. Mümkün olduğunca hocam zamanından bize ayırabildiği müddetçe çocuklarımızı psikolojik sorunlarına anlayacağız. Değil mi? Evet. Pazar bir duyurumuz daha var yani. Hı-hı. Onu atlamayalım. Evet. Ben Hı-hı. böldüm. Çok özür diliyorum size. Estağfurullah hocam. İzleyicilerimizin hani o mail yoluyla bize ilgilenmesi evet. gerektiğiyle ilgili kısmı nasıl ulaşabilirler? Öyle bir şey yapacak mıyız? Evet, yapacağız. İzleyicilerimiz bize yalnız değilsin @tgrthaber.com.tr adresimizden ulaşabilirler. Bize bir yaşadığınız olayı, sıkıntıyı hikayenizle birlikte anlatırsanız mail yoluyla biz de size her hafta bir izleyicimize ulaşmaya çalışacağız. Ama İstanbul'da herhalde şu an yapabileceğiz. Çünkü evet, şu anda İstanbul'da. Açısından da onların evine gitmemiz lazım. Tabii ki diğer şeylerimiz çok şey değil. Haksızlık yapıyor gibi olmayalım ama. İlk etapta böyle değil mi? Yani çünkü buradan sadece başlayalım. Gitmek orada bir şey görüntülemek değil. Amacımız o insanlara gidip o insanlarla orada tanışıp daha sonrasında tedavilerini üstlenip bir yere getirebilmek hedefimiz. O yüzden ulaşabileceğimiz yerler olması lazım. Bir hayat hikayelerini. Resimlerini yollamaları etmeleri çok büyük bir anlamı yok bizim için. Hı hı. Hikayelerini anlatmaları, gerekirse bir aile resimleri, kendilerinin resimlerini, gerçekçilik açısından da anlamamız da onları tanıyabilmemiz açısından anlayıp ona göre işlerinden en uygun şeyi seçip belki bir gün kapılarını çalıp bir çay içmeye gideriz. Evet. Gideriz diye düşünüyorum. Gideriz, gideceğiz bence de gideriz hocam. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya Cuma günü yine aynı saatte saat 10'da, gece saat 10'da tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.